Şimdi yani dedin ya Hızır. Bazı şeyler tabii tesadüf. Hızır da bir aslında bana göre bütün kainatın varlığının tanımı Hızır'ın ifade tanımlarıdır. Öyle biliyorum. Hızır'dan madem Hızır dedik o şeyden önce o zaman başta onu alacağız. Gül yüzlü canlar, hepinizden içten duygularımla selamlıyorum. Kartal Cem evindeyiz. Bizim mekanımız yeryüzü, insanın olduğu yer, güzelliğin olduğu yer ve huzur bulduğun her yer mekandır, ocaktır, dergahtır, tekkedir. İnsanlar da herhalde ki ocakları, tekkeleri, dergahları da gelişi güzel yerlere kurmamışlardır, sevmişlerdir, sevilmişlerdir. Eğer de olmadıysa oradan da başka bir yere doğru bir damar gitmiştir. Dolayısıyla ne bileyim benim ezelden beri savunduğum bir şey vardı. Cem evleri sonradan yapılan taştan, tuğladan, betondan binalar nihayetinde çoğu da o vasıflarda kaldılar. Benim gönlümde olan hiç olmadı. Bir cem evi ocak olduğu zaman, dergah olduğu zaman gerçekten görevini yerine getirebilir. Ama yine de haksızlık yapmayalım. Hemen birçok cem evinde de bir dede, Seyit Pir dediğimiz insan olduğu için onlar da olunca diyoruz ki bir parça benim Ayhan Aydın denen bir vatandaşın hayali oluyor. Ama hayal o değil. Hayal şuydu güzel dedem. Hayal şuydu. Gönüller gerçekten yüzyılların aşkıyla ve sevdasıyla o taşları, o tuğlaları, o demirleri bir araya getirerek bu binaları yapmış olup da devam etmiş olsaydı gerçekten de gönüllerin evi, cem evi olurdu. Ve ocakta, tekkede gelip hastaların şifa bulduğu, gönüllerin birlendiği, cemlerin yapılıp da lokmaların pay edildiği mekanlar ise buralarda öyle olurdu ama umarız, bilmiyorum, söyleşinin akışına, sizin sabrınıza sığınarak da bu konulara da girmek istiyorum. Neyse yine de bir mekanımız var. Biz burada geldik bir toplantı vesilesiyle. Nasıl bir güzelliktir? İşte Hızır'a geçeceğiz. Hızır'dır bu. Hızır'dır. Ne dersek diyelim Hızır'dır. Biz ona şey yapalım. Çünkü ben birisi dedi ki ya karşıda gelecektim. Belki bir başka yere gidecektim. Sen gideceksin. Ama işte geldik bir merhabayla, bir tesadüf, hepimiz geçiyorduk ama geçecektik yan yana. Ben sizi göremeyecektim maskeden, belki tanıyamayacaktım. Bir merhaba, bir tanışma, buraya geldik. İşte Hızır, işte mekan. Ama siz gidebilirdiniz ve hiçbir zamanda belli olmaz, görüşemeyebilirdik. İşte görüşemeyebilirdik. Demek ki hakikaten inanana göre Hızır var, Hızırsınız. Hızır geldi, uğradı, aramıza girdi ama güzellikle girdi. Elimizi birbirine vurdurdu. Ben sizi belki bulamayacaktım, gelemeyecektim güzel dedem. Canlar, güzel canlar, hiçbir zaman umut kesilmez. Toprak ananın bağrına sırlandığımız güne kadar hayat akışı devam ediyor. Bugün Kartal Cem evinde Tacim dedeyle büyük dedemize ismini yıllar yılı bütün Alevi camiasının duyduğu Tacim dedeyle, Tacim dedenin deyişleri, varlığıyla Alevi dedesi Tacim dede gibi olur dediğimiz Tacim dede böyle bir artık gönüllere girmiş ki onu hak etmezse zaten hiçbir yeryüzünde hiçbir insan bir süre sonra eğer onu hak etmiyorsa onun ismi de kalmaz, hiçbir varlığı da kalmaz. İsminin yaşamasını hak edenler sonsuza kadar yaşar. Erenler de o yüzden yaşıyor. Ben asla inanmıyorum ki hiçbir eren, evliya, ocak, pir, düşünür, alim, filozof neyse bedel ödeyenler, insanlığa yararlı olanların ismi yazılır ve onlar silinemez. Dünya yok olsa da evrene yazılıyor. Yani çünkü buradan çıkıyor o sevgi, evrene yayılıyor. İşte o Tacim dedemizin oğlu da Tacim dedemiz. Onunla karşılaşmamızın şeyi de budur. Yani gerçekten de ben Hızır'ın güzelliği diyorum. Hızır ayındayız. Böyle güzel bir dedemiz de bizi kavuşturdu. Ben gidecektim.
bekliyorlardı. Ama Hızır dedi ki, işte burada bir er var, burada Büyük Tac'ın dedemizin oğlu var. Ben bilmiyordum çünkü aşağıda olduğunu. Dolayısıyla merhaba sevgili dedem, aşkını yazar mısın adam? Merhaba, nasılsınız? Ben merhaba, sağlık dilerim. Merhabanıza candan temennilerle, hem bireysel olarak hem bu mekanda canların itikadları hakkına katında kabul olsun ve bütün insanlık da huzur bulsun diyor. Evet, peki benim dediğime ne dersiniz? Hızır ayındayız, Aleviler bir Hızır olgusu var, inancı var, sevgisi var, kültürü var, geleneği var. Hepsi de var, yalan değil. Yani Anadolu'da her bir yörede farklı farklı olsa da en azından Hızır'ı anlayan, Hızır'ı bilmeyen bir Alevi yok. Hızır'ın adını anıyor en azından ama gelenekler de var. Hızır'ın işi diyor, Hızır yetişsin diyor. Zor günümüze, dar günümüze yetişsin diyor. Sadece bu bir en güzeli de şunu gördüm dedem, bilmiyorum ne dersiniz, bunları biraz açalım. Sanki yani illaki Alevilerde şöyle bir güzellik gördüm ben. Yani Alevilerin bir güzelliğini gördüm. Çok güzelliği var da. Yani böyle haşa ki, yani ben kimsenin şeyine de bir şey demiyorum. Hepimizin de mağduriyetimiz var. Hepimiz de bir şeyler istiyoruz. Ama tırnak içinde hani yanlış anlaşılmasın, onlara can kurban, onlara da can kurban, herkese can kurban. Bir dilencinin isteği gibi yani böyle sırt bana para ver hazır demiyor Aleviler. Yani hiçbir Alevi bunu demiyor. Ben bunu anladım 30-40 yılda. Yani Alevi Hızır'ı zor günde gelsin, gerçekten yetişsin ama ya param illa param bitti de bana para getirsin demiyor Hızır'a. Zorluğumu alsın diyor. Yani beni darlıktan kurtarsın, zorluktan kurtarsın. Bir yol göstersin, bir kılavuzluk yapsın. Yani gönlüme girsin, önümü açsın. Beni güzel bir şeyle buluştursun, bana para verecek adamla beni buluştursun demiyor adam. Bir Aleviliğin de bu yüceliğini gördüm. Hızır zorluğumuzu gidersin. Ne dersiniz? Böyle ben sanki anladım. Şimdi aslında tabii konuşacağımız şeyler belki genelde çok tekrarlanmış konuşulmuş şeyler var. Özür dilerim ama sözün başında hayalim bir dörtlüğü var. Der ki sanırım ki bilgiden yana hiçbir eksiğim yok. Sırrına ermişim şu dünyanın az çok. Derken birden aklım başıma geldi. Bir de baktım ki bildiğim hiçbir şey yok. Saygıdeğer dostum, Hızır da, inanç da, gönül zenginliği de karşılıklı muhabbetten geçer. Her muhabbet gönül dünyasına bir artı koyarsa o olur ibadet. Şimdi Hızır kültürü hiç uzatmadan, bu klasik anlatımları çoktur, akademik anlatımları çok ama genellikle biz hepimiz yöremizde yaşadığımız o ritüelleriyle Hızır'ın o duygusunu yaşadık. Sizin dediğinizde şöyle çok katılıyorum, doğrudur. Hızır'ı çok çağırmaktan çok, bizim Hızır'ı çağırmaya ne kadar layık olduğumuza dönüp bakmamız lazım. Eğer erkanda, ikrarda biz diyorsak ki bir rızalık kapısı var, bir yüzleşme var. Hak Muhammed Ali divanında, pirler huzurunda, eli erde, yüzü yerde, Mansur Dağı'nda diyor ve yüzleşmeye geldim diyor isek, o zaman biz kendimizle yüzleşmişsek ve hatta kurban kavramını bir adak yapmaktan çok hırsımızdan, nefsimizden, kirimizden arınıp kendimizi varlığımızla toplumumuza adamışsak yolun ikrarın hürmetine, aşkına, o zaman çağırdığımız Hızır benim seven komşumdur, hizmet ettiğim emeğimin karşılığıdır, gittiğim yolun açıklığıdır. Yoksa gökyüzünde bir Hızır gelip bize el atmaz. Hızır'ı önce davranışımızla, insanlığımızla, varlığımızla, adamımızla kabul etmeli. Tabii Hızır konusunda menkıbe olarak çok buraları tekrar girmek istemiyorum. Biraz anlatın, bu ayı ya biraz yani, da hani aslında yerini bulsun. Hızır bana göre algıya bildiğimiz kadarıyla kainatın varlığı ölümsüz ve sonsuz olan kavramın içerisinde var olan bütün nimetleri, bütün görünenleri Hızır'ın şemsiyesi altında Hızır'ı ifade eder. Hızır evrendir, kainattır, dört ana unsurdur, yağmurdur, topraktır, sudur, bitki, börtü böcektir, çimen çiçektir, insan hayvandır. Hızır çünkü doğanın bütün nimetlerinde, bütün şeylerinde el dokundurduğumuz zaman ya Hızır diyoruz. Hızır
benim yaylamın gittim, ziyaret ettim, yaylamın toprağıdır, köyümün ocağıdır, pirimin varlığıdır. Ama bu kültü birleştirip bölüşmeyi, hal hatır etmeyi, rızalığı ve Hızır kültüyle kendimize bir çekim düzen vermeyi, ben her şeyden önce Hızır'a böyle layık olduğuna inanıyorum. Ha, toprağın suyun bereketidir, işte Hızır'ın vardır, İlyas'ı vardır, onların Zülkar Bey'in arkadaşı var. Bunların çok detayına girmeyeyim. Hızır'ı böyle algılayıp, böyle söyleyeyim. Şimdi... Peki yörenizde en azından kayda girsen, şimdi, yöremiz de, Kantarma bölgesi ve civarında... Çocukluğumuzda, daha doğrusu Alevi ikrar ve erkanlarının yoğun olduğu dönemlerde Hızır genellikle bu şimdiki derneklerin tayin ettiği günlerden daha önce başlayıp, fakat Hızır kavramının olduğu dönemler genellikle babam yani erken yürütmelerdeydi. Yani gidiyordu, iki ay, üç ay gelmiyordu. Fakat buna rağmen bütün insanlar Hızır için, her gelen mihmanı Hızır olarak, bizi deneyen mihman olarak görür, ona saygıyla yaklaşır. Yani hani bir söz var bizim şeylerde, diyor ki, harabat ehline hor bakma dostum, defineye manik biraneler var. Bu kült üzerine herkes evine bir çeki düzen, bir temizlik, Hızır mihman olacak diye. Bu hazırlığı yaptıktan sonra Hızır bazı köylerde dede kabilesi olarak üç kabilenin, dört kabilenin olduğu dede aynı ocağa bağlı ama kabileler var. Hızır gecesi veya günü tayin edildiği zaman çocuklar ev ev dolaşırlar. Herkes kendi yöresindeki kendi ritüeliyle, diliyle, mesela biz Kürtçe Hızır'ı çağırıyoruz. İşte diyoruz, sara sara buna sara Hızır altan memale, bunun parim biri gale falan, bu şekilde diğerleri Türkçe söylüyor, diğerleri Arapça söylüyor. Çocukların topladığı lokmalar genellikle bir aileden, yani biraz da ihtiyacı olan bir aileden onlar ortak olarak bölüşürüm. Çocuklar kendine göre şenlik yaparlar, Hızır'ı öyle karşılarlar. Fakat yaşlı kesimin benim gördüğüm, yaşlı kesim de bizim evimiz dede ev olduğu için, pire olduğu için bir büyük odun ocakta yanar. Hızır'ın ateşi, ışığı. Herkes evinde gelirken ama herkes bir parça odun da olsa, bir parmak da olsa getirip o ateşin üzerine bırakır. O ateş bir gün, iki gün, üç gün yanıp o 24 saat sönmeden yanar. Ve odaya geçilir. Büyükler muhabbet şeklinde otururlar. Hızır muhabbeti yapılır. Sazlar çalınır. Deyişler söylenir. Semahlar dönülür. Ve Hızır adına yapılan lokmalar fakir zengin. Fakir olan en azından bir ekmek olsa bile yağlayıp ya da pekmezleyip o günün koşullarında Hızır'ın lokmasına katkı olsun diye durumu iyi olanlar belki daha fazla. Onlar ortak duası verildikten sonra dostlara bölüşülür ve şeyi desturu verilmeden de lokma alınmıyordu. Bu muhabbet ortamından sonra bu şeyler herkes gerçekten bir huşuyla, bir duyguyla. Ben şunu da çok hissederim, gördüm bir iki sefer çocuk olduğumuza rağmen. Tabii bize işte onların suyunu, ateşini, civarasını yapmak şey anında, böyle deyişlerin çalındığı anda bazı yaşlarımızın, özellikle erkeklerin böyle kendinden, hani zikir dediğimiz bir şey var. Böyle şey değil yani, görülsün diye değil. O deyişin heyecanıyla, o ya Hızır deyip, Mehmet Hızır'la Canan Hacı, Vatattan Yedanmala, işte Lavken ile Asgari, Şahin'le yani askerde oğlum var, onu sağ selamet vermesine nasip et de, rızkıma bereket ver. Bu çağrılar o kadar heyecanlandırırdı bazıları. Yerinde dakikalarca böyle titredi. Ben onu gördüm. Bu şeyden sonra çok uzatmadan bu yanan ateşe geleceğiz. Ateşin külü ve o sönmüş közü, biz Kürtçe ona tanımıyoruz. Köz yani. Onu anam mesela onları alırdı. Evde ne kadar odun, tezek, saman, efendim hayvanların yemi, çökeli, peynir, tarhana, kurutulmuş armut, ne kadar yani geçimi verecek, kışı çıkaracak ürün varsa hepsinin üzerine Hızır bereketini versin diye niyazla bırakırdı. Tabii köylüler de aynı şey. Onlar da gelip onun hiçbir şey kalmasa bile bir nebze külü götürüp elinde dolaştırır. Bu niyetle yani bu Hızır'ın genellikle ritüelleri bu. Tabii bunun yanında
Bu üç gün, özellikle Orta Anadolu'da biraz 5'e 7'ye çıkaranlar var. Ben oruç kelimesine işe doğru çok şey yapmak istemiyorum ama Hızır adına yemeden içmeden 3 gün akşamları yemeği yedi. Bir dilek, bir murat tutuluyor. Ve bu 3 günün sonunda da yine insanlar lokmasını yapıp bu sefer de ceme denk getiriyor. Şimdi dernekler bunu salı, çarşamba, perşembeye getirip doğrusu da eskiden genellikle perşembeyi cumaya bağlayan gece değişlerden de geçiyor ya. Tabii şehirleşmeyle beraber insanların zaman ve çalışma saatlerine göre de bana göre yavaş yavaş hafta sonuna kaydırmaya doğru gidiyoruz. Çok da karşı değilim. Yani çünkü inanç biraz da biz şunu diyebiliyorsak inançta biz inancı sezgiyle kavruyoruz, gönülle yaşıyoruz ama hangi mekanda ise akıl ve mantıkla yürütüyoruz. Yani şimdi bunu derken diyor ki, hak Adem'de deyip geri dönmeyen, Alevi Kızılbaş denilen biziz. Burayı kılman cennetine kanmayan, Alevi Kızılbaş denilen biziz. Vahiye aldanmam, bilime varım. Akılla, mantıkla yaparım diyor. Çağı yakalamak, amacım zorun. Anadolu'muzun Alevisi biziz, Alevi Kızılbaş denilen biziz. Bak şimdi, diyor ki, yani dinimiz sevgidir, Kabe'miz insan. Bizim için birdir gavur Müslüman. Kırkların cennetinde eşittir Ercan. Hatta ben şöyle diyorum. Dünya üzerinde herkes bir anababa sürgünden gelmiştir. 9 aylıktır. Herkes bu atmosferden nefes alıyor. Herkes bu zeminde geziyor. Herkes kainatın kendine bahşettiği bölgenin nimetleri. O zaman eşittir her insan. Alevi Kızılbaş denilemeziz. Üstünlük kimseye mahsus değildir. İnancın bir şeyi daha var lütfen, bir vurgusu. Diyor ki, meclisi ifana girdim, eyledim her şeye talep. Her hüner makbul ama illa eder. Burada deve olma, pir olma, mürşit olma, kimseye bir üstünlük vasfı vermez. Yolun gereği, herkes birbirine otokontrol gibi rızalık alma şeyi vardır. Ama yolun o ritüeli içerisinde, seyitlik denilen bir kavram, baba gelmek koruyla, dede gelmek koruyla bu yol böyle yürüyor. Eyvallah. Ama bana mesela şu anda siz bile bu kadar basınım içinde bilirim ki benden çok çok daha bu donelerle donanmış bir insansınız. Ve dene çocuğu diye bana bir başka gözle bakıyorsunuz. İşte ben o zaman 2 yıllık bakıyorum. Bir, eskilik hissediyorum. Keşke dostum bütün gönül dünyasına verebileceklerim olsa diye. Bu eksikliğinden bu nedir? İki, acaba bu can böyle bakarken ben onun neresinde? Dönüp de insanlara şunu demiyor muyuz? Yücelik taslamak nemize gerek. Ayaklar altının turabiyiz biz. Her kim bizden içerisinde mesulur. Muhabbet yerine şarabiyiz biz. Gönül köşkümüzdür, sevgi yöremiz. Hoşgörüye dayalıdır töremiz. Dost sarmazsa iyi olmaz yaramız. Böyle bir sevdanın harabatiyiz biz. Dost. Dost kazan. Hiç kimse, yani düşünebilir. Aşır Veysel der ki, her çiçek kendi dağının üzeridir. Herkes bulunduğu coğrafyada aldığı kutsallarla vardır. Herkesin yaşam hakkı kutsaldır. Ve konu çok şey yapıyor, belki akıcılığın dışına çıkıyor. Çok çok güzel gidiyor. Derler ki, Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'i çok kısa getireyim, Hakk'a kurban edeceğim. Öyle söz vermiş ya. Efendim, bıçağı çalıyor, kesmiyor, taşa çalıyor, kesiyor. Gökten koç geliyor. Melekler koç geliyor. Alevi'nin şimdi oraya bakışının derinliğinde şu var. Diyor, yerde sürü varken gökte koça ne gerek? Bir, nasıl bir bıçak burayı kesmez de taşı keser? O şu, nefes olsam. Hiçbir insan canı bir şeye feda edilecek vücutta değildir. O, hak yoluna denilen kavram, inançta var ama Allahu Ekber diye, cennete gideceğim diye, insan canına eziyet edilerek yapılan ibadetin Alevi inancında, tasavvufi derinliğinde asla yeri yoktur. Sadece o bir hırsın, kinin, zulmün bedenidir. Bütün kırımlar ve vahşetler bu cahil ve kimlik ve kültürlerin ayrışması üzerine yürüten, sanki şimdi yani cennete gitmeyi, cennet de bana göre yer altının bir hayal cennetini, bir efendim
ateşler içinde olan bir cehennemin birileri var diyorsa Allah eyvallah. Ama bizim aşık der ki cennet irfaniymiş, remzini bildik. Bay bismillah'tan dersimizi aldık. Huri yıkılmanı biz burada gördük, bizim cennetimiz dostum da. Şey der ki kul Ahmet'in canım hakkın canıdır. Herkesin yaptığı kendi şanıdır. Buradaki mahkeme hak divanıdır. Orada sorun sual yapılması yalandır. Biz böyle bakarız. İbreti babanın da bu konuda. Yani Meruni babanın cennetin zahide parası sattık, cehennet kurusunu gönülden attık. Uygunları bizi burada gördük. İşte bunlar hep bir şey pekiştiriyor bizde. Birileri, çünkü maneviyatın fiziksel, matematiksel bir ölçüsü, biçimi, şekli yok. Maneviyat muhayyeleye dayanmış, yoruma dayanmış. Kimler nasıl inanıyorsa, Allah eyvallah, hiç aman niye benim gibi değilsin diye böyle bir derdimiz olmamalı. Ama güneş nasıl hepimize ışıksa, atmosfer nasıl hepimize nefesse, toprak nasıl hepimize zeminse, okyanuslar ve sular nasıl hepimizin emeğinin yeşermesine ve içmemize vesile ise, o zaman herkes kendi maneviyatını başkasının maneviyeti üzerinde görüp cana, yaşama, değerlere eziyet etmeden komşuluk güzelliğiyle, helal emekle, birbirimize düştüğümüz zaman Alevi mi, Sünni mi, Kürt mü, Türk mü demeden bir insandır diye eğilip elinden tutup kaldırmayı verecek bir adab, bir inanç, bir terbiye verebilmeli. Yoksa çok namaz kıldım, çok semah döndüm, çok kiliseye döndüm, niye benim gibi değilsin diye çıkıp ki bugün yani eğer kendimizi Alevi Kızılbaş olarak addediyorsak tarihsel süreç içerisinde çok yakınacağımız konular var. İster ezeline gidelim, isterse Osmanlı dönemine. Şimdi gelmesine gidelim, boşver. Bütün o yazılan katliam fermanlarında bu kadar acımasızlık, bu kadar o zaman çok özür dilerim, hani neyzenin bir şeyi var diyor, ey bana kendini büyük tanıtan halime daftalarından utan. Kurban oldum, madem ki maneviyette elhamdülillah Rabbil alemin dediğimiz bir kavram, her şeyin alemin Rabbi ise, az kurban oldum, neden benim canımı, hayatımı birilerinin o kinine, kibirine kurban veriyor? Ben bunu sorgularım. Hiç yaşam kutsaldır. Şimdi konudan Hızır'dan girdik, şeye çıktık. İşte Hızır bütün bunları düşünen, bütün bunlara çözüm arayan, bütün bunları insanın gönül dağarcığında manevi hazla yoğurup insanın eline, diline, beline dediğimiz kin ve kibirden uzak kendimizi topluma adamış şekliyle verilen inançtır, maneviyattır. Hızır cümlemizin yoldaşı olsun. Allah Allah yolumuzun diyelim. Hayırlı yoldaşımız olsun, hayırlı işimiz olsun, huzurlu işimiz olsun, cümle toplum kardeşimiz olsun, bizi kavgasız dövüşsüz olan komşumuz olsun, hak Hızır kültü ve kavramıyla sığındığımız o duygudaki sevgiyi, saygıyı, barışı, huzuru tüm insanlara nasip eylesin diyorum. Saygılar sunuyorum. Edirne, aşk olsun. Hani şimdi oradan bazen bir şeyler anlar, klasik söylemler. Diyor ki, Adem'in torunlarıyız, beyazı zencisi. İnsanız hepimiz, Alevisi, Sünnisi. Hristiyan, Müslüman, Veden, Hüseyin'si hep insandır, insan bilerim dostlar. Bir başka dörtlük daha da var. Der ki, son bulsun cehalet, nefretler ve kinler. Savaş nedeni olmasın da zevkler ve dinler. Ta Adem'den Muhammed'e, bütün peygamberler insanlara huzur ve barış için gelmediler diyorum. Dinleyen dostlara saygılarımı, aşkım yazlarımı iletiyorum. Hızır cümlenin işini rahat etsin. Sizlere de elinize, kolunuza güç kuvvet versin. Dileyelim ki demin konuştuk. Bu sözler, bu nefesler belki bizim kendi şeyimizdir ama bütün inançların kinden, kibirden arınıp sevgiyle bakmasını temenni ediyorum. Herkese niyaz ediyorum. Eyvallah. Öyleyken böyle. Evet, gül yüzlü dedem. Biz bir giriş yaptık. Hızır'dan girdik ama anladığınız gibi Ayhan Aydın sizin ayaklarınıza turap olsun, sizi biraz daha bırakmayacağız. Tabii her zaman dediğim gibi yakalayamıyoruz. Şimdi Tacim dedem, gidelim yöremize, köyümüze, ocağımıza, bölgemize, çocukluğumuza, o günlere gidelim. Biraz anılar derleyelim. Çünkü anılar çok önemli. Bu anılar bizim
Toplumsal hafızamız aynı zamanda, her zaman söylüyorum, bir insanın ve toplumun hafızası geleceğin temel taşıdır. Hafızası olmayan bir insan da toplumda yok olur. İnsan ve toplum olmaz. O yüzden yeryüzündeki en büyük kayıp, belleksiz, belleği olmayan, hafızası olmayan, geçmişi olmayan, kökü olmayan insan ve toplumdur. Bir insan da aynı, toplum da aynı. İnsan ve toplum. Bir sıradan bir insan tabii ki en hepimizin korktuğu, çağımızın işte hep söylüyorum söyleşilerde, unutkanlık, Alzheimer, demans dedikleri bu çağımıza ilişkin hastalıklar yok oluyor, hafıza yok oluyor, unutuyor. Geçmişe ait hiçbir hatıra kalmamacasına tek bir şeyi bile hatırlayamayabiliyor. Böyle korkunç bir şey ama daha korkuncu da bir toplumun hafızasının yok olması. Toplumun geçmişini, köklerini, geleneğini, 1000 yıldır, 10.000 yıldır neyse insanlığın daha ilk çağından bu yana birike birike zorlukları yene yene getirdiği onların kaybolması. Savaşlar yok ediyor, nefret yok ediyor, kin yok ediyor, asimilasyon yok ediyor. Adam Alevi geliyor, hayır sen Sünni olacaksın, Şii olacaksın veya Uzak Doğu'ya bakalım ya da adam Budist, yok sen Müslüman olacaksın. Ya bırak Budist olarak kalsın, Şaman olarak kalsın, Zerdüş olarak kalsın, neye inanıyorsa inandığı gibi kalsın ve hep birbirinin düşmanı, Hristiyanlık. O daha sinsi, yani o da bin bir yolu kullanarak yeryüzünü zapt ediyor din adı altında. Her şeyi asimile edip, parçalayıp yok ediyor. Böylece ne oluyor? Tek tip, benim gibi inan, benim gibi düşün, geçmişini unut, geçmişin yok. Zaten köleleştirmenin şeyi odur. Sen insan değilsin. Senin bir anan baban da yoktu, geçmişin de yoktu, köyün de yoktu. Yok öyle bir şey. Ne var? Şu an var. Bu anne benim buyurduğumu yaparsan yaşarsın, yoksa yaşayamazsın. Kölelik. Ben de diyorum ki sevgili dedem, modern köleleriz yeryüzünde bütün insanlar. Bizi de köleleştiriyorlar, belleksizleştiriyorlar, kimliksizleştiriyorlar. Kimliği olmayan da kişiliği olmuyor. Buraya kadar getirdim lafı. Çünkü biz geçmişimizle yaşamak zorundayız. Ben de bir geleneğe, geçmişe çok aşırı, böyle dünyada çok ender, çok aşırı olan, bağlı olan insanlardan biriyim. Yani geçmiş diyorlar ki ya sen neye bu kadar soruları adamın köyüne gidiyorsun, çocukluğunu, dedenin çocukluğundan sana ne? Çok şey. Dedenin çocukluğunu ben yaşamadım ama dede yaşadı, bana anlatacak. Ben dinleyeceğim, bana geçecek beynime. Benden de topluma. O zaman gençler, çocuklar geçmişi böyle öğrenecek. Çocuk ne bilecek 50 yıl öncesini? Ya okuyarak ya dinleyerek. İşte bu derece önem veriyorum. Güzel dedem, yaşımız kaça vardı? Kaç doğumluyuz? Ben de biraz geç yazılmışım. 50'nin sonuyum. Fakat 52 yazmışlar. 50'nin sonu, 50. Az değil, bu bir birikim, bir yaşam, bir hayat. Peki, biz kantarma değil mi? O meşhur kantarma. Peki çocukluğumuzu, o benim söylediğim şekliyle yaşadıklarımızı, anılarımızı ve tabii ki Tacim dedemizi ve o köy yaşantısını, aşıkları, dedeleri. Ama özellikle siz bir dede çocuğu olarak veya değil, yani bir dede çocuğu veya değil, Sinemilli ocağı ve aşireti değil mi? Yani bunun dışında da, hani bunun dışında da nasıl bir çocukluktu? Köyden, yaşamdan biraz bahseder misiniz eskilerden? Şimdi sanki değerli dostum, siz genellikle tabii dede çocuğu olma olayıyla şey yapıyorsunuz. Çocukluk var. Yani o zamanın köycülüğünde herkesin kapısında 5 de olsa, 100 de olsa davarının olduğu, bir ineğinin olduğu, affedersin bir işte yük taşıyacak hayvanın olduğu. Şimdi köyde hayat öyle bir, gerçekten inanç öyle bir kendini şey yapmış ki, bir ilkbaharın o güzelliğiyle beraber yavaş yavaş dağlara çıkıp bir yayla dönem. Çocukluğumuz öyle, onun şeyliğiyle. Yayladan köye dönerken ekimlerin bitimi, koç bırakma zamanı, kışa hazırlanma. Bu arada çocuk olarak eğer çocuklar oynadı, tabii genellikle çocuklar dünyanın her tarafında birbirini vurup kendilerine göre oyunları var. Köylerde de bizim genellikle
kışın böyle damlar büyüdükten sonra damların üzerinde koşarak yapılan oyunlar var. Biri Kürtçe gırık dediğimiz, biri nabrık dediğimiz, bir de çılaklar dediğimiz, bir çalık dediğimiz. Değnekle yapılan, böyle vurur satılan, çılaklar böyle sapatan, gırık kısa çizgilerle oynara, böyle dokunduğu zaman yana. Nabrık çok koşmayı gerektiren, uğur kesmeyi. Bunlar tabii geçten sonra soğuk havalarda çok özür dilerim, ahırlar mı? Yani çocukluğumda yaşamım böyle geçti. Ama şimdi konudan konuya şey yapıyoruz. Bunun yanında genellikle bizim devrimize dede işte hocam olduğu için ister komşulardan olsun, ister dışarı köylerden olsun ziyaretlerin çok sık olduğu ve çocuğunu eve verecek, işte gelin istemiş geliyor, çocuğu olmamış, işte efendim çocuğu askere gitmiş böyle biraz da o maneviyatı işte o dediğimiz Hızır kültüyle, Hızır'dan medet bekleme duygusunu çok insanların kendini bilir. Ama babam hep şunu söylerdi. Yavrum abi etikotka vay, kanalta vay, tıştan madatını çeye al kanalta vay. Yani siz o etikotla kanalta geliyorsunuz. Biz aşağı, biz de bir kuluz. O sizin etikotınızdır dedi. Mesela işte çok belki bilmiyorum anlatmak şey geliyor mu? Çok ilgime geldi. Ben ortaokuldayım. Tatil oldu köye geldim. Yonca biçtik. Babam yoncayı şey yapıyor. Ben böyle orakla vurma diyoruz. Biz Kürtçe rızı diyoruz. Bir adam geldi böyle öğleden sonra. Orta boyu şapkalı hayvanla. Geldi babam uzaktan görünce. Dedi tanıdım. Geldi neyse hayvanla bağırdı. Böyle babama niyaz oldu. Babam iki de bir soruyor. Yavrum sen bu sıcaklar, Kürtçe diyor ama sen bu sıcaklar, hayırdır sen oradan buraya, meğer Hicek'ten geliyormuş. Dede. Neyse konuşmuyorlar. Babam bana dedi ki işte aç mısın, tok musun, git doğru bir şeyler getir. Ben de gittim biraz ekmek bir şeyler getirdim. Evet zaten yakın. Adam şunun için gelmiş. Sanki değercan bak. Ekin baş vermiş. Ekin baş vermiş. Tarla faresi ekini yiyor. Gelmiş ki dede dua etsin, fare ekini yemesin. Evet bunlar belki. Ki babam da ona diyor ki, yavrum o da bir candır. Onun da bir yaşamı var. Allah onu vermiş, onun da bir sülbü var. O da yetiştirecek, o da neslini devam ettirecek. Ya o da beni boş gönder. Çok uzak mıyım? Sonunda babam dedi ki, oğlum sana kanatla gelmişsin. Peki senin tarlan niye ki? Falanca yeri. Peki tahıldaşların ki? Altta şu komşu, yanında şu komşu, öbür tarafta şu komşu. Senin günde çıkarsa ölü küne girecek. Dede beni boş göndermedi. Gitti Söğüt'te bir ağaç kesti. Babamın üzerine bir şeyler okudu. Öyle bir mutlulukla cebine koyduğu dermiş şudur. Şunu da duydum. Derdi ki bana, çağırın. İsterseniz sırtınızı verdiğin ağaca çağırın. İsterseniz yönünüzü verdiğin kayaya çağırın. İsterse kaşınızda meleğin kuzuya çağırın. İsterseniz kokusuna, rengine hayran kaldığınız çiçeğe çağırın. Yani sıdkınızı kaybetmeyin. Dolayısıyla o insanların o niyetle gelmesi ona manevi olarak bir haz veriyor. Onunla bir mutluluk duyuyor. Şimdi inancın bir bu tarafı var. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi biz burada şu anda dernekler dedi. Oradan sorun öyle. Sorun öyle peş peşe çok şey gerektiriyor ki. Eskiden kadın bir dedelik gidiyordu, bir alevlik gidiyordu. Yani ben çok iyi bilirim, bizim köyün kaç tane ocağı varsa onlar her hafta birisi Hızır şeyini yapar ve dedelikten geldikten sonra bunu yapıyor, dedeliğe gidiyorlardı. Ve bazıları, yani dede ocaklarından bazıları okuması yazması olmayanlar da vardı. Çok tasavvufi derinli olan, Arapçayı, Farsçayı, Kürtçeyi, çok iyi bilenler de vardı ama okuması yazması olmayanlar da. Fakat adam kendini bütün derliğiyle yoluna vermiş. Yani fakirdir, evinde 5 tane koyunu var, yaman ekmek yer ama dünya malına asla dava etmez. Bazen ben çok büyük konuşuyorum da, müsait bir kavramı var bizde. Haşa kimseyi küçümsemek anlamında değil. Eğer erkanın rütüeliyle, içeriğiyle müsaitlik olacaksa kimse kusura bakmasın. Çok zor bir şey. Ben çok iyi bilmem lazım.
Birbirimizi çok iyi tanımamız lazım. Birbirimize örtü olmayı bilmemiz lazım. Haldaş olmayı, yoldaş olmayı, sırdaş olmayı bilmemiz lazım. Peki güzel dedem, benim bir fikrim var. Ben diyorum ki ya işte onu konuşuyoruz, sohbet ediyoruz tabii ki. Burada ben de Alevi yolunda yürüyen bir insanım. Öğreniyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Paylaşıyoruz. Diyorum ki ulu atalarımız, o gül yüzlü büyük insanlar, o bizim öncülerimiz gerçekten büyük insanlarmış. Gerçekten, gerçekten, gerçekten. Çünkü o çağlarda işte 1000 yıl, 700 yıl, 500 neyse bizden önce yaşayanlar gelip geçmişler. Ve toplumu düşünerek, yani kendi topluluğunu düşünerek bazı eylemlerde bulunmuşlar. Toplumun ortak kararı. Yani daha iyi kaynaşsınlar, eksiklerini gidersinler, dışarıda baskı var, Osmanlı'nın zulmü var, şu var, bu var. Hiç değilse kendi içindeki dayanışma duygusunu daha fazla arttırmak için bunu çok özendirmişler. Müsahip tutalım, kaynaşalım ki bir olalım, yani kırılmayalım, bir olalım, kırılmayalım. Bu dayanışma ruhu çok ön planda. Dolayısıyla biraz da bir dönemin eseri. Tabii ki bu dönem o dönemden de zalim bir dönem. Bu dönemde daha büyük zorluklar var. Bu dönemde daha büyük ekonomik güçlükler var. Yani benim söylediğim mantıkla hareket edersek diyebilirler ki Ayhan Aydın, madem ki toplum dayanışma içinde olmalı, bu dönem de aynı. Ne fark eder? 500 yıl önce de aynı, 500 yıl sonra da aynı. Niye? Aynı toplum, aynı insan, ihtiyaç sahibi, kaynaşmalı, bir araya gelmeli, yardımlaşmalı. İşte benim söylediğim mantığa göre. Ama tabii ki devirler değişiyor. O kapalı yapıda, o köy ortamında belki denetim daha fazlaydı. Yakınlık çok daha kuvvetliydi. Kısım akraba değil, köyün hepsi birbiriyle akrabaydı zaten. O yüzden diyorum onu uygulamışlar ama bugün tabii ki onun temel şartlarını uygulamak çok zor, öyle mi? Ne dersiniz? Şimdi sen değer misin? Yani yolun, buna günümüz terimiyle otokontrol diyorlar. Demin dedim ya, müsaitliğin zorluğu haşak. Kimseyi küçümsemek anlamda değil. Biz bel kardeşliği diyoruz, yol kardeşliği, yol kardeşliği diyoruz. Bel kardeşlerimle belki evde sen çok aldın, ben çok aldım, sen çok yedin, ben çok yedim tartışması olabilir. Ama yol kardeşlerinde aslında sen ben diye bir şey yok. Biz yola gelene de diyoruz, gelme gelme. Gelenin malı, dönenin camirdaya başlıyoruz. Böyle derken bazen, ben bugün de söyledim, sanki birilerinin malını gasp edeceğiz, birilerinin canını değil. Senin artık kendi malınla ilgili, bu benimdir, ben kimseyle değil. Artık bunu sen topluma sahibine vermişsin. Bu başın da canın da artık toplum için, yani kendi çıkarını düşünmeyecek. Şimdi tabii bunlar sözde kaldı. Konuyu çok açıyor da çok değişenecek. Şimdi biz o eski kadim şeyden şanssızlığımız şu. Şansımız da var, şanssızlığımız da var. Şanssızlığımız biz... Çok özür dilerim. Tabii bakın bakın, bu bizim öz şeyimiz, bir bakın. Ayhan Aydın tuttu, bırakmıyor de. Yok, yani şey, iyiyim, kanka, sağ ol. Her kanka, eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ olun için şu anda müsait değilim. Sonra görüşürüz. Tamam, oldu. Eyvallah, bacım. Evet, şimdi, avantajımız da var, dezavantaj. Şimdi, dezavantajımız şu. Hanefi Şafii Maliki Hanbeli dediğimiz. Aslında ben çok böyle mezheplere sığınarak şeyden yani. Neyse, birle böyle diyorsam. Kendimize bize şeref cahfer ediyoruz. Çok da derdim. Yani dönüşümü diyenlerin sonra bir birader mezhebimizin, biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır. Çağırma meclisi riyadeti işte, biz şerbet içmeyiz yolumuz. Yani kavramları bile alemli, başkalarıyla arasına bazı kavramlar koyarak ayrışmak istemiyor. Herkesin gönül dünyasında Yunus Emre'nin sözüyle hangi nazarla baktığını öyle çıkar. Kimin neye inandığı, neye ibadet ettiğini, kimin bana şu gönül dünyasında hangi sevgiyi yansıttığı benim için önemli. Bıraktım bunu orada. Şanssızlığımız, biz şehirleşmeyle beraber 30-40 yıl pir ve talip ilişkilerine bir kopuş meydana geldi. Ki biraz da belki pirler bir yere gidip ziyaret etmek istiyorsa o günün koşullarında biraz pirlerin genellikle böyle çok eleştirel olarak bakıldığı bir dönem. Yani kendi insanımız da yani. Böyle bir dönem, mesela benim babam şunu defalarca bana söylemiştir. No yavrum,
Biz elin emeğini çok yedik, niyazını çok yedik. Ben yaşlıyım, gideyim, ölüm var, kanım var. Gideyim deyin ki komşular, dostlar, hakkınızı bize helal edin. Niyazınızı yedik, çulunuza oturdun, ikrarınızı gördün. Hepsi, biz size rızalık istedik, siz de bize rızalık verin. Dedeler, yok. Sanacaklar ki dedeler sırf para çıkmış, dedeler sırf çıkan çıkmış. Lay yavrum. Yok öyle bir şey, bu başka bir şey. Şanssızlığımızın şeyine geldim. Biz geldik, ben İzmit'e geldim. Belki şimdi dinlersen saygı değer canlar. Ya bizim Alevi canlarımız, Elbistan'ın Alevi canları, Kürtçesi, Türkçesi, Kürtçesi. Cuma namazına gidiyorlar, Ramazan'a gidiyorlar, türban takıyorlar, mukavelelere gidiyorlar, çocukları Kur'an kursuna gönderiyorlar. Genellikle bizi biliyorlar ya. Dedim siz niye öyle yapıyorsunuz? Var işte bir kurban. Kocam işte başı ağrımaz. Oku, çocuğum okuldan başı ağrımaz. Korkularınıza bir yerde saygı duyuyor. Ulan ama en azından eve toplandığınız zaman deyin ki biz buyuz. Yani en azından birazcık dışarıda o takiyi yapıyorsak da ya içeride biraz da bu özür değil. Siz yaşlar iyi kötü yetiştiğini söyleyin. Abi bu ne getirdi? O dede, yani pir talip ilişkilerindeki kopma insanlarımızın erkanın dilini, adabını, oturmasını, içeriğindeki derinliği birbirimize veremedik. Ne oldu? Cenaze erkanlarımız, demin burada da çalıştık. Cenaze erkanlarımız. Ben çok yerlerde ben de karşılaşıyorum, yani üzüldüğüm de oldu. Birkaç yerde de şöyle nazikane müdahale ettim. Dedim ki vallahi müftü geldi. Sen müftün, burada anlatılan alevilik olmadı. Niye? Vallahi burada anlatılan size ne kadar benzediğimizin yarışması oldu. Diyeceksin ki bize benzeyince kötü mü oldu? Hayır. Benim yetiştiğim toprağın bir değeri var. Ben o değeri size anlatmam lazım. Siz bana benzeyin demiyorum. Bunu maalesef biz yazalım. Şimdi bir çaba var. Bu dernekleşme ve cenneler. Cenneler bir yerden artı tarafı şu. Cenaze erkanlarının, lokmaların toplumun bir buluşma noktası oldu. Ama cenneler, cen kavramına bakıldığı zaman sadece bir yere ait değil. Bir post hevesizliği çıktı bazılarında. Desinler ki post oldu. Eyvallah, layık olanını söylüyor. Ama ben de çok inanın bak. Her gittiğim yere yok tabii ki. Ben erken yürütmüyorum. Bu yere. Bir post hevesizliği çıktı bir. Bir de cemevlerinde, çok özür dilerim, belki bu hoş bir yerdir. Bu paranın döndüğü yerde el, fikir, eli kirletiyor. Bugün belki hoş bir şey ama bu tür tartışmalar da bu işin içine giriyor. Halbuki cemevlerinde posta oturmanın, ben dedim ki ben müsait olamıyorum, incelikleri var. Posta oturmanın da bir inceliği var. Posta oturanın acaba hakikaten özüyle, sözüyle, haliyle, duruşuyla kendini gerçekten toplumun rızalarını en azından taliplerinin gözünde alabilecek bir vasfı var mı? Eyvallah. Bir şey daha var. Cem merkezi kuruluyor. Hani çocuklarımız görsün en azından görsel olarak. Bir kere her cem 12 hizmet görmek demek değildir. Muhabbet olacak. Çocuklar bir şey duyacak. Bu ritüelin anlamı nedir? Bu söylenen nefeslerin içindeki biraz da genellikle Farsça'ya gidiyorum veya Aleviliğin kendini. Bunların anlamı nedir? Bunlar neyi vermek istiyor? Çocuklarımız bunu görmeli, bunu duymalı. Bundan da biraz yoksul kalıyoruz. Şimdi ben şurada yapılabileceğim. Türkiye'nin her yerinde, her ocaktan insanlar var. Şimdi oturdum. Sinan Bilgin Taşer'e talip var burada örneğin. Ben birbirinizden razı mısınız derken, hakikaten o yolun, erkanının, adabının gerektirdiği razılık ritüeli ne kadar yerine geldi? Ben bilmediğim yüzlerce insan birbirine yazışması görsel olarak bunun bu olduğunu çocuklarımız görsün. Ama içerik olarak bunu söylememiz lazım. Yani erkan dediğimiz cemimiz, geleneksel cemimiz zaten yürümüyor, yürütülemiyor ama en azından çok acı şeyler de söylediniz güzel dedem. Yani Alevi kimliğinin ötesinde Sünni kimliğini benimsiyor, benimsemek zorunda kalınıyor. Takiye de yapsa gidiyor dedik. Büyük şehirlerde bu durumlar da var. Onun dışında cem evlerinde ocaktan gelen dedelerin himayesinde görgü cemleri yok.
Yani genel geçer cemler var. Bütün bunlar bu çağın bizim zorluklarımız, handikaplarımız. Ama bu kurumlara düşen birinci görev de her inanç topluluğunun yapması gereken, belki de yaptığı ama alevlerin geç kaldığı bir şey, 30 yıl sonra bazı şeyleri konuşuyoruz. Bugüne kadar gerçekten neredeydik? Gerçekten de bu cemler olmuyor, niye olmuyor? Ocak dedeliği niye yaşamıyor? Nasıl yaşatılabilir? Hiç mi yaşatılamaz? Cem evlerindeki cemleri herkese açık. Alevisi bile, Sünnisi bile, inananı, inanmayanı gelip izleyebiliyor. Evet, bu bir ibadettir, Alevilerin inancıdır deyip gelip oraya katılabiliyor ama bu cem, cem midir? Geleneksel bir cem midir? Görgü cemi zaten değil. 12 hizmetler yerine gelmiyor. Müsahiplik kavli hemen hemen hiç uygulanmıyor ama bizim çocuklarımıza, gençlerimize geleneksel yapıyı da anlatma zorunluluğumuz yok mu? Çünkü ben Cemevi dedelerini biraz eleştiriyorum. Saygım da sonsuz. Bir Cemevi dedeliği kavramı türedi. Ocak dedeliğini, kökleri bıraktık. Cemevi herkesin nabzına göre şerbet verilen, merhaba, şöyledir, böyledir. Bu şekilde de eski köklerimizin de anlatılmadığı yerler haline geliyor. Ben onu üzülerek görüyorum. Yani o bile anlatılsa dedelerimiz bunlar neden imtina ediyor? Ya bizim gerçek geleneğimiz bu, bunu bugün yaşayamadığımız için bunu yapıyoruz bile demiyorlar. Dolayısıyla bir Cemevi, Cemevi dedesi, Cemevi cemi kavramı çıktı. Öyle yani şimdi bu cemler geleneksel cem değil. Aleviler de Alevi değil zaten. Dolayısıyla yani bunu neden söylemedik 30 yıl boyunca ve gençlerimizi niye yanılttık? Gençlerimizi çıkmazda bıraktık. Dolayısıyla olayı bilen insanlara bunu tarafsız bir şekilde anlatan yöneticiler, dedeler, yazarı, çizeri hepsi bunda sorumludur diye ben üzülerek görüyorum. Çok güzel şeyler söylediniz. Peki güzel dedem, biraz daha geçmişten alalım. Sizi dediğim gibi her zaman yakalayamayız. Lütfen Tacim dedeyi anlatır mısınız? Mesela işte anlatıyorsunuz, işte gelen insanlara böyle davranıyordu. Dedeleye çıkıyordu, evet onların da bizde bir hakkı var. Çünkü onlar talip dediğimiz canlar da bizim canımız. Dede olmasa talip olmaz, talip olmazsa dede olmaz. Talip, muhip, sohbet, muhabbet. Cem'in de özü bu. Yani insanla oluyor, dede tek başına cem yapsa ne olacak, erse ne olacak, dağın başında ermiş, ersin. Topluma önderlik yapıp da erebiliyor mu? Zaten toplumu etkilemelerinin nedeni bu. Dede mucize göstermiş. Mucizeye Aleviler inanmıyor. Keramete inanıyor. Niye? Görüyorlar yani. Çünkü gördüğüne inanıyor en azından. Velilik de oradan geliyor. O yüzden de o öncüler, o önderler çağın ilerisinde değil. Şöyle, toplumun alıp bir yere götürüyor. Karanlığın içine hapsetmiyor. Yani çözümsüz bırakmıyor. Kendini de feda etse topluma önderlik yapıyor. Şimdi biz de bunların mirasını tüketiyor Aleviler. Alevi dedecikleri, dernek başkancıkları, yazarlar, aydınım diyenler, her yer bu çok bilmişlerle dolu ve bütün kurumlar işgal edilmiş durumda. Alevilik yaşanmıyor diyorum ben. Benim görüşüm. Aleviler Aleviliği yaşamıyor. Kurumlar yozlaşmış. Cem evlerimizde işte bir maalesef camiden bir farkı yok. Çünkü muhabbet yok, gönül yok. Bir insan gelip kendi derdini, sorununu bir dedeye canlı bir şekilde anlatıyorlar ve tamamen de buralar bak geldik, lokmasını yedik. Burası bizim kurumumuz. Uzun yıllar biz de çalıştık. Ama şunu demek istiyorum. Sanki Anadolu, Anadolu'da bırakıldı. Büyük şehirler gelince Aleviler değişti. Aleviler değişti. Bir kısmı da mankurtlaştı. Mankurtlaştı. Peki, eskiden neydi? Biz eskiyi dinleyelim. Şimdi siz eskiye yönelmeden, tabii siz konuşurken bazı şeyler isterseniz... Geliyor. O yüzden dedeciğim bir ara verirsek bir ara verelim. Evet güzel dedem, devam şimdi edelim. Şimdi tabii cem evleriyle, imadetle ben yani bazı dostlara şunu söylerim. Sizler akademik olarak belki çok çok donanımlı bilgilere sahipsiniz. Ama bunun bir de tınısı var. Yani böyle bir gönül dünyasında sinen kokusu var. İşte çok bilmekle gönül dünyasında sinen koku birbirine örtüşmeli ki
İşin kavramı yerine bir. Cemal'lerle ilgili araştırmalar ben şimdi söylesem belki yani sizin dediğiniz araştırmaların çoğu ben de görüyorum ama biraz da söyleme hakkını şöyle kendim bulmuyorum. Birileri diyecek ki onlar hala istiyorlar gerçi bunların tekerleri olsun gibi. Ondan uzak duruyorum. Şansımızı, şanssızlık diye şanslıyız. Şöyle şanslıyız. Hiçbir alevi Ertuğrul'a nefesi, hiçbir pir, senin gibi değil komşunu izlemiyor. O nasıl olsa senin gibi değil, ona ne eziyet edersen kârdır demiyor. O da insandır diyor ya. Bir, bugün kapısı çarpı işaretiyle korunup, Maraş'ın, Çorum'un, Sivas'ın veya daha geçmişin veya yakın tarihte olan şeyler, bunu Aleviler yapmıyor. Şimdi, illa Sümrüleri kötüleyerek kendimi Alevi'yi çıkartıp çekmek istemiyorum. Ben de diyorum ki, bizim filozof Rıza der ki, İnsan ol da evvel sen kendini bil. İlme koş, arifin sözüne eğil. Marifet bağında bir tek gül değil, deste deste güller, kucak kucak güller derenler var. Marifetin adabı olduğu yerde her çiçeğin rengi kokusu güzeldir. Her insanın gönül dünyasında demiş güle başka isim de verse yine güzel kokar. Önemli olan senin kim olduğun, nerede gittin değil, senin hangi nazarla topluma ne güzellik verir. Ben bunu bazen şeye benzetiyorum, Van arısı diyorum. Doğanın neresine götürürseniz götürün. İklim fırsat buldukça gider yayılır. O çiçek şu dağındır, bu çiçek bu dağındır, bu Kürtlerindir, bu Türklerindir. Yok böyle bir şey. Gidiyor, acaba PTM ne getirebilirim? PTM var ya. Biz insanoğlunda birbirimize böyle davranmalıyız. Ben çocukluğumda madem ki, şimdi, bir nefes okuyun da ondan sonra giriş yapayım. Bunu da istiyorum. Ara ara nefes ve deyişler, şiirler. Şimdi, zahit bizi dan eyleme. Hak ismini okur dilimiz. Sakın efsane söyleme. Hazrete varır yolumuz. Halveti yolun gideriz. Çekilir hakka gideriz. Gazayı ekber ederiz. Hazret Ali'dir yolumuz. Kim ki bu tarika girdi? Hasan-ı Basri'ye erdi. Her seher okunur bildi, Seyyid Yahya'dır pirimiz. Erenlerin çoktur yolu, cümlesine dedik ben. Var desinler bize deli, usludan yeğdirleriniz. Tevhid eden deli olmaz, Allah diyen yolda kalmaz. Her seher açılır solmaz, bahara erer günümüz. Muhyi sana olan himmet, aşık isen cana minnet. Elif Allah, Vah Muhammed, kisvemizdedir dalımız. Emeğin var olsun yani. Evet. Aşk olsun. Yüreğin var olsun güzel deden. Çok güzel. Terennüm ettiniz. Sana da emeğin var olsun. Buyur deden. Bir... Lütfen. Aa, ne o, demek? Lütfen. Aa. Evet ne güzel. Buyurun. Demin dedim ya, yani artılarımız eksilerimiz. Şehirleşmeyle beraber bir bocalama, bir şehirlik başladı ama. Peki dedeciğim, böyle karşılıklı böyle gidelim. Şimdi dediğim gibi o geçmişi benim sizden almak istiyorum. Bir kıyaslama, yani burada öyleydi orada. Hani tabii ki geçmişi bir daha yakalayamayız, yaşatamayız ama siz 50 ne zaman köyden koptunuz, büyük şehirlere geldiniz? Şimdi az bulmam, ben şöyle böyle 75-76'lardan sonra tatillerde, bayramlarda gider gelen oldum. 77'den itibaren İzmit'e geldim, 78 Ocak 2'den işbaşı yaptım, Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde, askeri iş yerinde. Şimdi orayla ilgili anlarım çok ama. Evet, peki şimdi, işte o ara, yani köyü düşün, kente geldiniz, İzmit'e geldiniz. O da bir sanayi şehri, çünkü yaşam zor. Biraz daha anlatın, yani koyunlar var, ekim var, babanız çok sevilen, sayılan bir dede. Köyü biraz anlatır mısınız? Yani köyün kendisini, başka dedeler, arkadaşlarınız, köyden bize bahsedin şimdi, lütfen. Alevilerin tabii bu... Hani bir söylem var, diyor ki tabip rehbere, evet. Rehber müşide, müşid evet. Bire.
Yani bu bir döngüdür. Kimseyi kimsenin önüne koymadan herkesin otokontrol olarak her köyde de bazen bir ocağa, iki ocağa mensup talipler var. Bizim köyün, bizim talibimiz olanlar vardı ama çoğu Avuçak Ocağı'nın, Avuçak Dede'nin talipleri. Benim babam, ekseri bizim diğer sinemli köyleri, Sivas tarafı, Gürüm, işte bu Gürüm, Sivas, o taraflara çocukluğumuzda tabii bizim bilmediğimiz çok yerlere gidiyordu ama dönüp geldiği zaman şöyle bir şey söyleyeyim ki amcam, büyük amcam İbo Dede yani gölgesi en ağır olan, herkesin yemin ederken nasıl biz Aleviler genellikle Hazreti Hüseyin adına yemin ederiz, aşiret talip kesimi de İbo Dede ocağı dedi mi orada tutmuştur. Babam amcamla erkanlara giderken erkanı yürüten babam, yani sedası çalması şeyi, ben yetiştiğimde amcam ferşliydi. Bir gün bir talibe gidiyorlar, bizim sinemeli taliplerine. Böyle merdiven çıkarken babam amcamın küçüğü, bir küçüğü olduğu için saygıdan olsun diye peşinde gidiyor ve talipler niyaz oluyorlar. Onun geçtiği yerlere geçtiği şey Hızır'a bağlı, yani bizim Hızır'ımız geldi. Babam da diyor ki, İvo diyor, bak bu diyalog Kürtçe geçiyor. İvo diyor, taliplerin şeyine bakıyor. Diyorlar ki bizim Hızır'ımız geldi, Hızır geldi. Tacım yavrum diyor, onlar bize Hızır diyor, onlar da bizim Hızır'ımız. Onlar da bizim Hızır'ımız. Şimdi şeyi, mesela babamın her zaman özellikle kısrak atı. Kısrak, haybesi, kamçısı, o böyle özel bir hayve. Giderken talibe gideceği zaman özellikle ona göre elbisesini falan, babam şalvar yemeği daha çok severdi ama talibe giderken biraz daha düzgün. Gelir gelmez de hemen, inanın gelir gelmez de elbisenin üzerinde altan hemen iş şalvarını çeker, tarlanın içine gider. Öyle bir insan, yani bazısı da takılırdı. Ama dedeye gözükmeyi şimdi mutlakası değiş var. Şimdi, İş sever yani, işi çok seviyor. Yani bizim şu anda, yani bunu dinleyen canlı... Çayınızı alabilirsiniz, güzel bir şey. Buyurun. Bizim, yani amcalarım da, babam da. Hiçbir zaman dedeyiz diye sırtını yastığa verip rahat oturabilirler. İş, emek. Önce bu gerekiyor. Komşulara da söylüyor. Hatta bazen nasihat ederken, o yavrum çocuklarınızı okutun. Çocuklarınızı okutun. Bizim gibi bu köylerde bu dağa taşa doyurmayan toprağa bağlı kalmasınlar. Devlet kapısında iş alsınlar. Babam yani bir kalem parası da olsa, kuşun kalem parası da olsa 25 kuş da olsa vereyim. Kuşlar okudum diye. Hatta şimdi ondan konu yapmayacağım. Tabii dedelikte geldiği zaman insanlar ziyarete gelir. Şimdi dede dedeliğe gidiyor ama onun talipleri köylüler büyük diye dede diye ziyarete yani geliyor. Büyük hocam, komşular da yani mesela Avuçak, şey, onlar da aynı. Daha doğrusu belki burada şimdi hoş bir şey sanki bir, ama genellikle bizim aileyle ilgili dedelik kavramı hangi pirin talip olursa olsun o nazarı her zaman o şeyle var. Yani mali dada kavramı şeyde var. İşte burada lokma alma. Burada komşularda ne var ne yok. İşte cenazesi olan oldu mu? Yahut da hastası olan var mı? Yahut da askere giden var mı? Bütün onların gönlünü alma. İcap ediyorsa yürüyüp gönüller alma, ağlatır etmeyi. Bu vasıfları... Yakınını kaybettiyse dede gidiyor. Tabii. Bu vasıfları... İşte efendim ya büyüğümüz, dedemiz, yani bizim atamız kaç ay gitmiş bakar. Ne dinleyelim, hani dede ne anlatıyor, ne görmüş veya bize nasihat edecek? Bir soru soralım. Bunun muhabbet öyle mi? Tabii. Şimdi demin dediniz ki yani Hızır bizim kuşlu. Babamın da çoğu kez bu ziyaretlerinde şu şey kulağıma kadar gelmişti. Allah Allah. Ya için bize doğdu Tacım dede. Geldi. Denk geldi. Yani cenaze oluşu yaptığı bir işi vardı. Babam bazen de bu tür şeyler ama genellikle haberdar olduğu şeyler kendine göre hazırlayıp yola çıkar. Bu genellikle köylerde ta Mayıs'a kadar yollar çamur çaylak oluyor. Ancak bunu atlarlar. Bu asıflar bittikten sonra şeyi yani çocukluğumuzla ilgili ben şunu çok yaptım.
gelen misafir, mesela bazen misafirler atlarla gelirdi, jiplerle gelirdi. Anama yardımcı olsunlar diye insanlar gelip kim ateş yakardı, kim kazanı şey yapardı. Anam ne yapardı? Köye gelen böyle harabati dediğimiz, pehlül dediğimiz, işte el ayağı titriye, yemeği üstüne döken, biraz saçı sakalı birbirine karışmış. Anam da onlara yere sofra sererdi, onların hizmetini yapardı. Ya dediler de Fadime dağılın rahmetli. Ya Fadime, millet senin yardımına koşuyor, sen gidiyorsun bunlara. Valla kurban biz ne bilelim, anam Türkçeyi pek beceremez. Kurban biz ne bilelim ki Hızır donunda, bu donunda bize görünen Hızır. Hizmette kusur etmeyelim bak. Yani o çocukluğumuzda verilen şey. Bir de her şeyi gerçekten duayla. Yani koyun kuzular duasını verir. İnek kuzular duasını verir. Ekin biçilir duasını verir. Sabah kapıdan çıktığı zaman, babam dedeye gideceği zaman özellikle onun birkaç gün önceden adını, haybesini, şuyunu, buyunu hazırlar, kamçısını alır, anamla niyazlaşır kapıda. Kapının eşine her ikisi niyaz olur, anamın omuzuna niyaz olur, anam eline gelir. Babam biraz elini vermeyi çok da sevmez, onu da söyleyeyim. O yarın niyazınız hakkı olsun derim, hakkı niyazınızı kapı. Niyazlaşırdı, normal yaşamda da çıkarken kapıdan niyazsız çıkmaz. Yani kapıya bir, niyaz ediyor. Tabii tabii, bir yani, leyve kotoreta, yani hanım işte Allah sınavı. Bu şeyleri, tabii demek ki bunlar bizi de etkilemişti. Muharrem ayında, konu konuyu açıyor, Muharrem ayında şöyle bir şey vardı. Komşular, yarın Yasin Matem var, Muharrem ayı var. Hasta olanlar, işi olanlar, çocuk olanlar, bünyesi yetmeyenler zorlamasın kendini. Ama bünyesi yetenler, 12 imam aşkına, Hazreti Hüseyin aşkına, 12 gün matemizi tutun, işte matemizde tam belirli ritüeller var işte o. Mümkün olunca Aleviler su içmeme şey var ama bu bizde böyle mesela. Bazı diğer Asya ülkelerinde de Hazreti Hüseyin'in susuzluğuna bina onu hissetmesin diye onlar aksine çok su içerler. Bu Pakistan, Hindistan tarafında bazı şeyleri, oranlı Aleviler. Bu 12 günün sonundaki işte o aşure etkin. Hakikaten o köyün böyle birliktelik haliyle, böyle bir doğal anla. Ve köyde şöyle bir şey vardı. Tabii köy sayılı bir şey olduğu için hiçbir lokma isterseniz bir lendir olsun. Herkese dağıtılır. Bütün evlere gider. Her evde yaptığını gene öbür evlere dağıtılır. Bu da şöyle bir şey anlam çıkarıyor. Niye diyoruz ki Allah Allah adam işte kurban bayramında şey kesiyor, eve götürüyor. O da ağlamış demiş. Yani ben hak aşkına bir lokma sunuyorum. Dost olan alır kabul eder. Ama biri almadığı zaman lokma dağıtan gelir der ki şu canımız lokmanı almadı. Ya niye ben kırmış mıyım, üzmüş müyüm? Giderim, sordururum onu. Birine haber gönderir. Bende ne rızasızlığı var? Gelsin rızalarımızı alalım, lokmamızı alsın. Veya o geldi ben ona. Bu bir şey getiriyorum. Yani haberim var veya yok. Benim senden şöyle bir gücenmişliğim var. O lokma almamanın altında o yatar. Hatta bazen şu vardı. Ya işte ya öyle de al işte üzülmesin falan diyen aileler de olurdu ama bu bir rızalaşma şeyi getiriyordu. Şimdi şeye gelelim, konuyu açıyorum. Daha ama güzel. Kurban Bayramı, bizim köyde okul yoktu. Ama kurban neresinden başladı? 1955'te Mükemmel Halil İnanç, İki jiple, kaymakamla beraber bizim eve geldi. Geliş sebebi şu, Mükrimin Halil İnanç bir tarih profesörü, aynı zamanda ilahiyatçıdır, Elbistan'dadır. Elbistan Lisesi de onun adıradır. Ya ben gideyim, diyorlar ki bu dedeler var. Bunlar ilahiyata mi gittiler? Fakülteye mi gittiler? Lan bunlar hep biz Müslümanız endaliyor, cami varken. Ne ayrı baş çekiyorlar? Yani geniş, kısa özeti bu. Gelir, peş peşe iki jip, bizim Elbistan Kantarma köyüne geliyor. Kızılkandil'e geliyor. Eski yerimiz mezradır. Kızılkandil. 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 Vay be adına kurban. Dere içidir. Evimiz de tam derenin ortasında. İner Halil. Hükümün Halil. Şöyle etrafına bakar bu taraf bak. Buraya bakar bu taraf bak. Buraya bakar bu taraf bak. Der ki yahu. Bu dağın arasından mı yani siz? Böyle kızıl kandil, kantarma, dedeler. Bu ne diyor?
Ya bir cami de yok, bir ezan-ı Muhammed diye okunacak bir minare de yok. Belki babamı deşelemek için konuşuyor. Babam da der ki, Sayın Mükemmel, isterdim ki siz diyeydiniz ki buranın okulu yok mu? Biz ibadetimizi günün 25 saati, yatağımızda, çiftimize giderken, koyunumuzu sürerken, işimizi görürken, soframızda otururken, ekinimizi biçerken 24 saat ibadetimizi yaparız. Bütün yönler kıblemizdir. Benim yaylam da kıblem, dağım da kıblem, ovam da kıblem, evimin eşiğim de kıblem. Keşke siz deseydiniz niye okulunuz yok. Bir, ikincisi, camiyle minare yok ezan-ı Muhammed. Valla kurban, eğer minare Hakk'a sesinizi ulaştıracaksa, bizim dağlarımız sizin minarelerinizden yüksek. Biz daha önce duyuyoruz. Mükremin birden, aa demek ki. Ve gece 3.30'a kadar otururlar. Tabii biz çocukları bilmiyoruz. O arada da bu bizim hakikatçi Aleviler var. Elbistan'ın işte Ali Hakim var, Erdem Baba var, bizim kendi köyümüzden olanlar var. Bunlar Arapçası biraz daha tecvidli, yani böyle tam bu Diyanet'in öğretisiydi. Yani. Bunlarla orada oturuyorlar. Babam diyor ki, ben belki Arapça tam telaffuzda hata edersem size sözü veririm, siz Mükremin'e, Mükremin şeyle sıkıştırmaya çalışıyor. Hep böyle ayette, hadise sıkıştırmaya çalışıyor, şeriata çekmeye çalışıyor. Neticede, tabii bizde genellikle Alevi ortamlarında sofranın bir dolusu vardır yani. İnsanı. Tabii doğru geldiği zaman Mükremin içmeyeceğini söyler. Babam der ki saygı duyar. Ben ille için demem. Niçin içmeyeceğim? Ya dede işte biliyorsun ki Kur'an'da bu haram geçiyor. İşte şu haram var. Babam der ki bakın siz bir eğitimcisiniz. Haram eyvah. Ben içmediğinizde niye içmiyorsunuz demem. Domuz haram, rakı haram. Biz demiş haramı yenilenden içilenden aramıyoruz. Yenilenin içilenin aramına uymadığına haram diyoruz. Ve en büyüğüyle hak etmediğiniz lokmaya el uzatmanız zaman bizim haramımız budur. Rızası lokmadır bizim haramımız. Bizim sofralarımızda içki için adamın dışına çıkanı biz bir daha meclise almayız. Ha bir haram, evinde çocuğuna kalem alamayacaksın. Gidip eğer karnını istediği yemekte yiyip içiyorsa karnı oh ne güzel, o da haramdır. Çünkü çocuğun kaleme ihtiyacı var. Ve sonunda rahatsızlığa getireyim, belki bunlar şimdi Mükremin der ki artık kalkarlar gece sen. Ben duymuşum ki dedelerin elini öpüyorlar. Ben de öpeyim değil mi? Babam diyor, yok ben. Benim elimi, benim talimim öper bir de. Biz de biliriz ki eğitimcilerin elini öpüyor. Siz de bir eğitimcisiniz. O zaman gel el öpmeyelim. Gelin omuz niyazlarımızı yapalım. Birbirimize razı gelelim. Ve niyazlaştılar, giderler. Şimdi buradan nereye geldik? Yani Tacım dede. Babam bu tür böyle yani konuşmasıyla, o tasavvufi derinliğiyle Sivas tarafında çok duymuşum. Sivas'ın Sünni köyleri bile acaba bizi cemiyetine kabul ediyorum ki dedeme nefes dinleyen duası versin. Şunu söyleyeyim, illa bir Sünni geldi alevi olsun diye bir derdimiz yok. Ama şunu bilelim ki, hepimizin maneviyatında bir insan sevgisi yaratma. Yani çağırdığımız yer, gök, kimsenin tekerinde değil. Kendimiz diyoruz elhamdülillah, Rabbil alemin. Ondan sonra duruyoruz, birbirimizin yakasına yapışıyoruz. Şimdi tabii bu konuları gene şeyle bağlayalım. Alevi, yani inancın böyle kendini ifade ettiği nefeslerin bir güzelliği var. Her birinden birer tane. Tabii daha güzel. Diyor ki, vahdet kaynağında dolu içenler ermiştir badeye şarap istemez. Hakikat derinde candan geçenler ermiştir mahbuba mihrab istemez. Bu yolda can değil, canan isterler. Gönül kâbesinden erkan isterler. Âdem'e secdeyi her an isterler. Başka bir ibadet, iman istemez. Şimdi bakın, nereden nereye geldi? Gönül ve gördüğümüzün, ki bizim nefeslerimizden, bizim cennet diye bir hevesimiz, sevesimiz, orada huy diye bir derdimiz yok, cehennem diye bir korkumuz yok, bize zulmeden, Tanrı korkusu diye bir kavram da Arabik'te yoktur. Tanrı bizim için sevgidir, şefkattır, merhamettir, fazilettir, adalettir, eşitliktir, nezakettir.
adamdır, Turan'dır. Tanrı'ya korkuyla değil, Tanrı'ya saygıdan kusur etmeme telaşımız var. Cennetimiz burada yarattığımız komşuluk sevgisidir. Çocuklarımıza gösterdiğimiz şefkattır. Emeğimize güttüğümüz rızalık kapısıdır. Cehennemimiz ise elimizle can incitme, dilimizle kalktırma, ayağımızla yanlış yola gitme, hak etmediğimiz lokmaya el uzatma, başkasının hayat hakkına müdahale. Bu bizim cehennemimizdir. Onun için diyor ki, İbn-i Baba'nın da çok yerler diyor, aklım vermez cennet eğlencesine, saygım var insanın düşüncesine. Hayal cennetinin boş bahçesine, sofrasını sürdüm ben ya. Şimdi, öbür tarafta diyor ki, 72 huri bilmem, verselerde dahi almam, çünkü ben hakkında gelmem, geçimden bir insanım. Şimdi bunların bir vurgusunun içeriği var yani. İnancın bunu sadece bir alevicilik anlamıyla değil, yani insanlık tarihinde hep böyle kendi nefsiyle konuyu açıyor da şimdi Meruni Baba'nın da bir şey diyor ki, ne aciz ne hocayız, ne fazla ne muskacıyız, bizler bir oğlanacıyız, mahşer günü pervamız yok. Diyor ki, hakikattir erkanımız, hikmet okul ifanımız, kâmil sözü Kur'an'ımız, hakikattir erkanımız, hikmet okul ifanımız, yalan yanlış bayağımız yok. Bak kâmil sözü. Bu ne demek? Belki şeriat, çiğliği, şerat, canlar incitmek anlamında değil. Ama bir insan hamurunda neye inandığından öte, hamuruna hangi insan sevgisiyle, ki Yunus'un hani diyor ya, gönülden nefretti, nefretti, kimin kim tutarım olmaz dini. Sevgidir dinimiz, kâbemiz, insan diye bir şey. Sevgiyle ben kimseyle ayrışmayı değil, mezheplerin kavramları, ırkları araya koyarak, devlet siyaseti gereğine birbirine üstünlük taslatarak, bir eşit, bir vatandaşlık tasavvuru da istemiyorum, bir tapınma duygusu da istemiyorum. Herkes manevi olarak yaradanın yaratılmışıdır, candır, nefestir. Hukukta da herkes eşit vatandaştır. Böyle olduğu zaman dünya güzeldir, ülkemiz o zaman huzura gider. Yoksa kuru kavgaların peşine düşersek, vallahi ben cennet için kimse benim kafamı kırmasın, onlara veriyorum. Bana burada onun uzattığı merhametlerine ihtiyaç var. Cennetim budur diyorum. Evet, evet. Güzel dedeciğim. Çok güzel açılımlar, çok güzel boyutlar. Şimdi Tacim dedeyi tabii ki biz kitaplara kadar geçti. Deyişler, nefesler. Ve birçok sanatçı da ondan aldılar, çaldılar, söylediler. Tabii ki yayılsın kültürümüz, bir şey demiyorum. Ama anıları çok kuvvetli. Maalesef ben o yöreye gelemedim ama sizle bir araya geldik. Gönlümüz şad oldu. Peki mesela diyoruz ya, talip köylere gidecek, siz küçüksünüz. Ya dede evden gidiyor, evde kaç kardeştiniz siz? Biz 9 erkek 4 kız. Peki büyüklük olarak evde tabii ki çok çocuk olması büyüklük diyor. Baştan 4 abim rahmetli oldu size. Nurday yazsın. Peki. Ali Ekber var bir. Evet. Peki o çağda hani Baba Sultan gidiyor dedeciğimiz. Çocuklar var. Fatma Ana değil mi Fadime? Annem de Fadime. Fadime. Fadime Ana var. Köyde mi evlenmiştiniz siz? Amcamın kızı. Amcanızın kızı. Böylece İbrahim, İbo. İbo dede. İbo dede. Ali Gödeler'in kızı eşim. Ali Gödeler'in kızı. Ali Gödede de var ama İbo dede de var. Yani böyle de kuvvetli de bir aile. Hani familya. Dolayısıyla iş güç, yeme içme, boğaz. Tabii bunlar hep gerekli. Ben herkesten çok inanıyorum. Siz de yaşıyorsunuz ki dedelerin, yani öyle dede olmayan bir insanlar belki bunu maddiyata dökmüştür. Dedelerin %80-90'ı hizmet için gidiyor. Getirdiği 3 ayını, 4 ayını karşılaması, ekonomik bir karşılaştırma yapamayız zaten. Bu yapmak alevile hakarettir. Dede hakkullah almak için gitmiyor. Ha onun için sırf toplamak için giden de dede değil, toparlayıcı, toplamacı. Onlar da var, toplayıcılar da var. Toplamak için gidiyor. Dedeliği kullananlar da var. Ne verdin? Bir niyaz ettin mi? Bir dua ettin mi? Bir cem yaptın mı? Yok, ben toplayıcılar. Onları ben katmıyorum. Alevi dedelerine katmıyorum o sınıfı. Bazıları var öyle.
Ama dedelerin çoğu bir hizmet aşkıyla, yani zaten benim söylediğimi kendim teyit ediyorum, ben inanarak söylüyorum, benim kimseye bir şeyim yok. Haşa, ben yeryüzünde kimseden de korkmuyorum. Neye korkayım? Korkacak bir şey yok. Yani bir şey de beklemiyorum ki, dedelerin o aşkı Aleviliği getirdi diyorum zaten 5-600 yıl. Yani dede talebe giderek, koşarak, ederek, kendi evladından ayırmayarak, orada bir sorun var, burada şu sorun var, onu çözeyim, o orada mı? Onun sorunu kendi sorunu oluyor. Yani bir talip köyün bilmem neresindeki adamın canı yanmış, onun canı yanıyor. Tarlası yanmış, onun tarlası yanıyor. Birisi Hakk'a yürümüş, kendi evladı yürümüş, ona ağır yakıyor. Dedelik buydu, dedelik canlı bir yapıydı. Bunu yok etti. Kimi dedeler de maalesef, kimi talipler de, sistem de, devlet de. Çok şükür maalesef. Peki böyle kuvvetli bir şey. Ya şimdi siz tabii gidiyor dede. Dedeyle hiç gittiniz mi? Dede çocuklarından birini götürüyor muydu? Nasıl oluyordu? Biraz daha o dedelik. Mesela atına biniyor. O atı onun için neydi? Atını nasıl severdi dede? Ondan gidiyor, ondan geliyor. Mesela bir kamberi var mıydı yanında gider gelirken? Şimdi her cümlede o kadar şey var ki, kamberi genellikle köyde değil de gittiği köylerde mutlaka onun köyde köyü. Yol var, çamur var, kar var. Mesela ben Sıvas Gül'ün Kaynarca köyüne gittim. Bir açılışları varmış. Büyüklerimiz eskiden oraya gidiyorlar. Tabii falan gitmediğim için. İlle onların ocağından biri gelsin, bize hayırlı olsun desin. Ben de kalktım hanımla beraber arabayla gidiyorum. Ben dedim, biz arabayla gidiyoruz. Bu dedeler kışın bu yağmurlar, çamurlar, derenin tarzı nasıl gidiyorlarmış? Ha, bu da güzel oldu. Bakın siz arabayla gitmişsiniz o gidilen yer. Yani bu, tabii şunu da bilirim. Yani her köyde sizin dediğiniz o kamber olayı, ışığı var. Şimdi bir de... Onlar o kadar birbirine bağımlı oluyor ki dede talibine gittiği zaman herhalde onun da böyle illa bir talibi sorgulayacağım, rızaya çekeceğim derken değil, acaba benden de razı olacaklar mı? Benden rızalık istediği zaman ben onların rızalarına layık olacak mıyım diye. Bana gelen biz şunu da söyleyeyim. Dede çocukları, evet, insanlar belki nezaketle, saygıdan dede derler. Yahut da pir derler. Ama bence toplum böyle hani kutbu tayin eden mıknatıs gibi en sonra birine odaklanıyor. Yani hepsi evlat ama biri buraya daha layık diyebilir o zaman. O sürekli öyle getiriyor. Şimdi o da korktu. Dolayısıyla dedeyi görüyor. Bir de şu var. Bazı dedeler şunu hisseder. Ya ben gidiyorum, benim evladım bir tane, iki tane. Bu yol kalmasın. Oğlum gel benimle dolaş. Götürürler posta oturmayı, duaları yapmayı, erken yürütmeleri, rütellerini. Talip onu tanır. Talip o süre içerisinde onu tanır. O Hakk'a yürüdüğü zaman o gider tabii. Ama ben şunu da görüyorum. Gelip erken görmeyen, yani saf niyetiyle, sadece o ocaktan gelen, ve sadece işte niyaz dedik ya, hani dede işte niyaz veriyorlar, lokma veriyorlar, efendim hakullah veriyorlar. İnanın şu şey, niyaz bir gönül lokması derler ve dedelerin de çoğu kez imaj olarak çok zengin kabul edilir. Ama dedelerin de çok ekonomik olarak birilerinde mesela bizler. Şimdi bir de birisi de benden dedenin kamberiysem, 30 yıldır bu işi yapıyoruz ama ha ben, neyim var, ha sen neyim var? İşte bak şimdi, şimdi ortaokuldayız. Hani bu okul yardımları falan oluyor ya, benim amca çocuklar vardı. Hasan Hüseyin, ikizler bunlar. Müdür diyor ki, bunlar İbo dedenin çocukları ya, bizim ben de tanımlarız. Ben o sınıfta değildim o anda. Ya diyor işte, yardım diyor, işte, Hüseyin. Sen ne kadar yardım vereceksin? Kaç sürümüz var? Hüseyin de ezilmesin diye, madem öyle biliyor. Öğretmenim diyor, bizim iki sürümüz var diyor. İşte şöyle, çocuk. Hasan yerinden kızarıyor.
Hasan üzülüyor şimdi, Hüseyin 200 lira diyenlere 1 lira verir kurtulur, biz 20 lira versek gene kurtulmayız. Harçlık yok ki ekmek alalım yani. Öyle de o durumda gerçekten. Yani Hasan şimdi hayatta, Hüseyin sizlere ömür rahmetli oldu. Şimdi yani bunları belki burada alınmanın... Yok yok, anlatılacak bunlar. Hasan diyor ki, öğretmenim diyor, öyle değil diyor. Bizim diyor 60-65 tane davarımız var diyor. Alo, şimdi tabii yağını ortaya çıktı diye eziliyor. Yani şu diyeceğim şu, ama bu maddi şeyin yanında şunu hep söylerim. Bir yere gidildiği zaman bana gönülden selam verenler benim zenginliğimdir. Gönülden selam verenler, hoş geldin diyenler, nasılsın diyenler benim zenginliğimdir. Hanlar, hamamlar, saraylar, dünya bana bir şey bitmez. Onun için dedelerin genel vasıfları, yolu ikrarı yürütürken o insanlar arasındaki sevgi iletişimini sağlamanın çabasıydı. Hak etmediğinizi el uzatmayın, komşunuzun hakkına saygı duyun. Peki dedemiz Tacin Dede dediğim gibi herhangi bir abinizi götürmedi mi? Götürdü mü yanında hiç? Ben yetiştiğimde pek öyle bir şeyini görmedim yani... ama Ali Ekber, yani bak konuyu açın az kurma. En büyük abimiz İbrahim'di. İbrahim ayağı alttan düşmüş zamanında, ayağımda hafif aksaklık vardı madem ki. Bir şey söyleyeyim mi? İbrahim derinliği çok olan bir abimdi. Bir o, bir de amcam olmuş Şeyh Mehmet vardı, o da rahmetli oldu. Bunların ikisi Alevi tasavvufu derinliği, sazıyla, sözüyle, muhabbetiyle tam bu işin şeyinde olan. Ama hak ömür vermedi. Abim, yani burada anlatmak çok özel şeyler oluyor ama abim bir evlilikte, İlk evliliği sağlıklı gitmedi, ayrıldı. Ayrılır İnsan ya, hali, o da oluyor. Tabii şimdi konu konuyu açıyordu mesela şu zamanda artık. Eskiden dedim ya, ben amca kızımla evlendim. Biraz da şimdi insanlar gelip dedenlerini övecek, hanımı kimdir, nedir? Biraz zorlayacak. Ama şu anda ben bunu savunmuyorum, şöyle savunmuyorum. Evliliğin bir kutsal yapısı var. Onu bilelim, onu yerine getirelim. Evime gelen mihmana layık olalım, anlaşalım, onu orada bırakalım. Abim, bu vesileyle erken yürütmeye, bir Hızır'da bile babam yokken oturup komşuya saz çalıp deyi söyleyip dua vermedim. Ben düşkünüm diye. Ve Muharrem ayı geldi Temmuz'un sıcağına. Abim 5-6 gün hiçbir şey yemeden içmeden kendine eziyet ediyor, çile veriyor. Sonra babam hissediyor, babam anama Kürtçe diyor ki, ne diyor, son Hüseyin'i seviyoruz. Hamsi içmiyorsa bir iki lokma bir şey yesin, biraz hoşaf hoşaf içsin. Ki bu can sağlam olsun ki biz daha İmam Hüseyin'i yıllarca çağırır. Bu can giderse İmam Hüseyin'i kim çağırır? Ve anam diyor ki, ya babam böyle diyor. Diyor ki sen İmam Hüseyin'in daha sesini yükseltirsen kendine bakacaksın. Yani konu konu işaret. Dolayısıyla o dedenin belki o yürütürdü. Şimdi şunu anlıyoruz, yani öyle öyle gidelim. Güzel deden bir yeniden. Bunlar biraz özel konular ama. Yok yani, o yolun, ama bunu çok. Yolun içeriği açısından, vurgulama açısından. Şimdi dedeciğim mesela anladığım kadarıyla Tacim dedemiz Talip köylere giderken yanında evlatlarından, yeğenlerinden neyse bir kişiyle gitmiyor. Atıyla gidiyor ve bildiği güzergahlarda gidiyor. Peki dedenizi hiç gördünüz mü ya da bahsediyor muydu? Dedenizin ismi neymiş? Şuko. Bir Şuko. Dedemiz Şuko, nenemiz Gülen. Şuko'nun babası Bektaş. Küçük Bektaş. Onun babası Büyük Bektaş. Orada Mamo, Küçük Mamo, Büyük Mamo diye birkaç güne gidiyor. Bizim dedemiz Şuko dedemiz. Babaların yani dedemiz. Aramızda Gülen dedemiz. Gülen dedemiz de bu yolu tam derinliğinde olan, sözü, şeyi, itikadı yerinde olan, aynı zamanda komşular, hem komşu, hem Talip üzerinde, hem diğer komşular üzerinde sözü geçerli olan bir nene. Yani aynı zamanda halamız, Mehmet Mustafa Dede ile Mehmet Dede vardı. Mehmet Dede, Mehmet Mustafa Dede. Bunlar bizim halamızın çocukları. Onların anası da Savi halamız, bir de Haç halamız vardı. Haç halamız Sabe gibi yolun ikrarın pek şeyinde değildi. Ama Sabe nenemiz muhabbetiyle, sohbetiyle, erkanda oturuşuyla, yani ana makamı diyoruz ya, o makamı temsil etme yetisine sahipti. Çok güzel. Peki,
Tacim Dede'ye gelelim. Tacim Dede gitti 1 ay, 2 ay, 3 ay. Genelde sonbaharda ne zaman gider? Tabii şimdi bak, o kadar güzel bir şey var ki, siz artık kış oldu, evlerdeyiz, dışarıda ekin yok, yapacak iş yok, dalarlara gitmiyor. Bütün şeyleri, düğünleri de o sezona getiriyorsunuz, erkanları da o sezona getiriyorsunuz ki talibin işinden ayrılık olmasın. Yoksa dedenin o kışın o işlerin içinde gitme ne şey var? Ama öyle yapmıyor. Gidiyordu şeye, mesela bu Hızır ayına kadar çoğu yerlerde Hızır lokması, Hızır cemlerini öyle bağlayıp ondan sonra Mart'ta geliyorlar. Peki daha önce gidiyor, Hızır'dan önce gidiyor. Mesela o zaman dedeciğim, mesela köyden çıkmadan önce veya ne bileyim sırf Tacim Dede için demeyelim. Ya köyde, köyü düşünelim. Bir birlik lokması gibi bir şey oluyor mu? Hani Abdal Musa lokması diyorlar. Sizin orada öyle bir şey var mı? Abdal Musa adıyla terennüm edilen değil mi? Zaten her geliş gidişte hazırlanan o muhabbet ortamlarındaki herkesin kendi gönlünde gelen niyazı katmanın ortak lokması oydu. Koç bırakma ritüelleri vardı. Koç neydi bırakma. Mesela o çok enteresan. Şimdi şöyle, koçta çocukluğumuzda koçları ve tekerleri davardan ayırırlar. Yani kuzlama belli bir sezonda olsun. Kasım'da mı oluyor koç katımı? Ekim aylarında. Kasım'da bırakmıyorlar bizim coğrafya biraz. Sen o koçlar bir aydan fazla, 1,5 ay ayrı yayılır. Koç bırakma ritüeli olacağı zaman koçlar süslenir. İşte herkes evinde olan elması varsa, portakalı varsa, onun böyle örülmüş yünden örgüler varsa, şunlar bunlar ve şey yapılır. Lokma hazırlanır. Lokmaya dede varsa dede, dede yoksa dedenin oğlu bir lokma duası verir. Bir tüfekle bütün o hediyeler çobanlara aittir. Herkes orada dualaşır, niyazlaşır, tüfek sıkılır. Bir o zamanın o şeyleri var ya, saçma şeyleri. O tüfek sıkıldığı zaman koçları çözer, koçlar dalara gider. Üzerinde kalan hediyelerin hepsi çobanlarındır. Bunun tabii bu arada gene doğalanması, gene bir lokması, gene bir şenli, insanların giyiminde böyle bir şenli kalası verilir. İşte ondan sonra davar belli bir süre dışarıdan geldikten sonra da kışın içeri alınıyordu. Davarın o sıralarda işte yeme çok iyi bakmak lazım, üşütmemek lazım. Çünkü şeyi doğurganlık sekteye uğramasın diye. O doğum mevsimi de genellikle Mart'a denk geliyor. Çünkü artık Mart doğanın kendi bereketini, nimetini sunduğu dönemdir. Dağlar yavaş yavaş kar kalktığı zaman çıplak dağlara gider. Çobanlar o zaman şöyle, Mart, Nisan, çoban seslenir. İşte falanca koyunumuz kuzladı. Tabii gidene kadar kaşlarına koyun kuzu. Her giden kuzu üşümesin diye torba asardır koyuna. Bir de çobana hediye götürürlerdi. Gidip o kuzuyu dağdan sırtlayıp getirirdik üşümesin diye. Lütfen. Evet. Evet dedeciğim. Böyle bir yani bunlar çok detaylandırırsak çok süre alır. Ama işte yani buradan şeye geldik. Koç katımı var ama bu yani Eylül-Ekim ayı mı artık sonbahar, harmanlar falan oldu. Yani ben bir de takvim çıkarıyorum kendi kafamda. Yani Ekim, Eylül-Ekim sonunda Kasım. Çünkü bu da var yani mesela Yunanistan'da bile 8 Kasım. Kasım o diyorlar. O coğrafya bize göre anımadır onlar. Hayır şunu diyeceğim. Bizim hep takvimimiz var Alevi Bektaş toplumunun. İşte cemler şurada başlıyor yaklaşık olarak. İşte Eylül, Ekim, Kasım, güzün yani nihayetinde. Bulgaristan'da harman tavuluyor. Bizlerde de işte eğer cemler başlamamışsa Abdal Musa lokması veya bir birlik lokması veya ne isim veriliyorsa erenlerin ismi verilir öylesine. Bu birlik lokmasından sonra işte görgü, sorgu, cemler başlıyor ama şunu ben sizin yöreden kaçmayalım yani yöreden ayrılmayalım daha doğrusu. Sırf Tacim Dede değil, o diğerlerini de öğrenmek açısından. Mesela diyelim ki Tacim Dede'yi siz gözlemlediniz, yıllar yılı bunu yaptı. Yani Eylül-Ekim gibi mi gidiyordu, başlıyordu? Dedelik mi? Evet. Biraz daha sonra, köyde kalıyordu. Kasım-Aralık gibi. Kasım-Aralık hocam, Şubat. O zamana göre, işte şöyle. Ama Hızır'da olmuyordu, köyde olmuyordu yani taliplerin içindeydi. Babam için öyleydi. Çünkü babam için derken herkes ama bazen talip çok geniş oluyor.
Şimdi görgücenler var, ikarcenler var. Onları biraz işte öğrenelim. Ya bu işte yola tam talip olmanın, ben de olmanın aşamalarıdır. Mesela biz çocukken, daha küçük yaşta oynarken herkes diyor ki kendine bir müsait seç. Çocuğunuz ya o hevesle, sevdiğim arkadaş benim müsaitim diyor. Halbuki yaş kemale böyle yavaş yavaş girince müsaitliğim öyle olmadı. Müsaitliğim biraz daha yolun adabı gereği birbirimize kendimizi tamamen teslim etmemizden geçtiğini algılıyorsun. O zaman biriyle diyelim anlaştık. Pir geldiği zaman rehbere diyorum. Pire söyle, ben görgüden geçmek istiyorum. İlk aşaması, kısa kısa anlatayım. İlk aşamasında geliyorsun, rutelleri var, işte okuması vardır. Duanı veriyor, seni görgüden, görgün görülür. Müsaitliğe karar veriyorsun. Ama diyor ki, hemen müsaitlik, yani o ikrar cemini yapmıyor. Gidin diyor, birbirinizi iyice sınayın, deneyin. Kısa özetini anlatayım. Bir sene sizi baş başa bırakın. Ama dersen ki, biz hemen olmak istiyoruz. Şeyimiz yok, tamam bir başka günde gelin ikrarınızı verin. Dener başka bir seneye geldiği zaman o ikrarını verir. İşte o zaman müsaitlik gerçekleşiyor. Tabii o zaman eşleriyle beraber, genellikle evliler, eşleriyle beraber geliyor. İşte onun dört başlarına rütbelerin, duaları, kanalları olur. Bazı yerlerde tarım kullanıyor. Benim amcam bir bölgede tarım var. Bazı yerlerde bence yapma dedikleri... Sizde tarih mi var? Ama amcam günü tabii tarım. Ama siz aynı ocak olduğu tabii için yani sizinki tarihli. Yani, evet. Şimdi, saygı değer olsun. Sinendirli Ocağı'nın bir dede gibidir. Bir Mılayanlar. Mılayanlar. Mılayan. Yani Maleydi Mürehim dedikleri Mılayan yani. Ondan sonra Baktoşyon, Mılayan, Muhammadyon. Yani kabileler bunlar. Bunlar dede ocaklar. Ama Sinendirli Ocaklar'dır. Bunların her birinin, bu her bir dedenin gittiği tarih kısmı ayrı bir yerde. Öbür türlü bir dede yetişemez bunların hepsine. Aynı mevsimde. Orada şimdi şeye amcam İvo'nun gölgesi toplum üzerinde çok ağırdı. Babam da sözüyle, sazıyla, erken yürütmede çok şey yapardı. Şu şeyin de vardı. Şimdi ben burada işte konuşuyorum mesela burada cenaze yaşamları konuşuyorum. Evet, babam da yani Arapça cenaze yaşamları çok derdi ama ben şunu da gördüm babamda. Trafik kazasında genç yaşta kaybettiğimiz bir canımızı, akrabamızı kabrinin başında yakınları ağlıyor. Babam eğildi, elini sürdü toprağa, kalktı. Etrafa da bir sürü Yasin, Masin okuyanlar, Elham okuyan şeyler var böyle kabirlerin başında. Babam Bismillah, Resulüşah Allah Allah dedi, bir kaside oldu. Kaside. Bir kaside. Fakat o kadar içerik bunu ki, Türkçe, Türkçe böyle, herkes gönlüm tarafa baktı. Yani oradaki anlam şu, ben hep kafama vuruyorum, niye diyorum onu, ya başını ya sonunu aklımda tutmadım da ki. Orada onun genç olması, zamansız ayrılması ve ebedi ayrılığın algısını vuran bir. Ve ağır. Niye bunu anlatıyor? Ben bazı mesela Arabi canlar der ki ya bu Araplar ne falan Arapça? Yok. Araplar bir ırktır, Arapça da bir dildir. Bizim öyle bir deme hakkımız yok Arabi adam. Fakat Mahzuri Şerif'in bir dörtlüğü var. Çoğu kez bizim Arabi diğer nefesler var ama diyor ki Arapça olur mu Allah'ın dili? Allah evi yapmaz Allah'ın dili. Camiden mi geçer cennetin yolu? Ben burada cehennemi ona açalım. Şeyde der ki, herhalde İbret Baba'nın, Arapça bilmezsem Türkçedir sözüm. Evet. Şey, Merulim Baba'nın galiba. Arapça bilmezsem Türkçedir sözüm, dosttan gayrısını hiç görmez gözüm. Gördüğüm her yerde sürerim yüzüm, Hacer Ekber'imiz dost ayağıdır, pir ayağıdır. Yani şeyin, Tanrı'ya yalvarmanın dili, coğrafyası, mekanı olmaz. Tanrı'ya yalvarmanın adabı, kurdu, kuşu, çimeni, çiçeği var eden, bütün onları bahşeden, işte Hızır kültüyle dediğimiz o kavram,
bir dile hapsetmek bana göre, hani bazen şirk diyorlar ya, ben çok şeriat terimlerini kullanmak istemiyorum. Bence o zaman hak nezdinde en büyük hata orada, hem Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahirrahmanirrahim diyoruz, hem de Rabbil Müslümin'in bir bölgeye sıkıştırıyoruz. İnanç olarak bizim kendimizi ifade tarzımız, bütün diller bizim dilimizdir, bütün güller bizim gülümüzdür, bütün yollar sevgi olan, bütün yollar kimseyi kimseden ayırmayan. İbreti Baba'nın bir şeyi var, oradan biraz işte muhalebinin, diyor ki, bir şah olsam hükmeylesem cihana, kilise mescidi yıkar giderdim, okullar açardım bütün insana, cehaleti kökten söker giderdim. Dürüst insanları, yani kamil insanları bilirdim Allah, ondan başkasına tapmazdım billah. Ne Kabe kalırdı, ne de Beytullah, yerine bir arpa eker giderdim. Son kıtası şu, çok dikkat. İbretiyen varlığımız bitmezdi. İnsan olduğu farklı yola gitmezdi. Ayrı ayrı devlet icap etmezdi. Dünyaya bir bayrak diker gider. Şimdi demin biz oradan buraya girdik. Dedim ya hani yerde sürü varken tohta göçen, kökte koçan ne gerek. Öbür taraftan diyor ki Muhammed Ali'ye mezhep sorulmaz. Biz Muhammed Ali'yi sevenlerdeniz. Şimdi mezhep neyvanı? Aman efendim işte Hanifi, Şafii, Maliki, Hanbeli veya diğer. Hiç bunu dert etmek bir alemin sorunu değil bunları dert etmek. Ama bu isimle bana dayatılan, beni zorlayan taraf benim sorunum. Çok güzel. Peki bak hep döngü dedi ki hep sevgi, aşk, muhabbet şey yapıyor. İşte Tacir Dede işte taliplerine gidiyor, oradaki yapıyor. En geç Mart'ta mı dönüyor? Mart, Nisan. Ben mesela bir iki sefer gördüm bu Nevroz'un, şimdi devlet son yıllarda bu Nevroz kavramını da çok başka şeyler anlattı evet, ya. Evet. Çok özür dilerim ama aslında yani coğrafya, bunlar coğrafya, iklim kuşakları her toplumda belli ritüellerle karşılanıyor. Evet, evet. Belli ritüellerle uğurlanıyor. Yani şimdi ben bazen esprile diyorum ya kışın yağan kar bembeyaz, biz kara kış diyoruz. Yani beyaz kara, kara kış diyoruz. Kara tabi orada bir zorluk ithamıdır. İşte kara bahtı. Çok güzel, bahtı. Güzel söylüyorsun. Tabi yani şimdi kar bembeyaz ama kara. Niye? Çünkü zorluk var. Bekliyoruz ki bir an önce kışı yollayalım. Dünyanın nimetini, bereketini, çiçeğin, gülün kokusunu, rengini, doğada hayvanın, börtünün, böceğin kendini ifade etmenin, neslini sürdürmenin çabası insan olarak bizlerle. Dolayısıyla ben o Nevroz'u, hatta şöyle bir şey var, işte bunun peşinde tabii Hıdır ile Sarandaş'ı buluyor. O günleri genellikle yöremizde küçük köy olmasına rağmen yine lokma, bir de bir ziyaretimiz var bizim. Yani neresi? Ziyaretler, iki üç tane ziyaret var. Ziyaretler çok. Bir hemen köy, derenin böyle bizim evin cepheden baktığımız zaman solumuza düşen tepeden. Biri de gene bizim yayla yollarına giden biraz uzak, yani biraz şey uzak. O da bir ziyaret. O ziyarete herkes bir lokma hazırlar. Biz çocuğuz tabii. Babam da ben o zaman gördüm. Şöyle bir şey. Yavrum herkes bir dilek tutsun. Çocuklar işte. Ergen, demek ki o zaman ergen kızlar, ergen erkekler falan biraz o hevesle. Herkes işte gönlünü dilek. Şunu diyorlar, o böyle yokuş tırmanırken herkes bir dilek taşı diksin. Böyle üst üste taşları yığıyordum, dilek taşları. Ta tepeye kadar. Tepeye kadar gidiyordum. Orada ziyaretin şeylere niyaz edildikten sonra... Pardon. Bakın, bakabiliriz. Efendim. Merhaba. Ha tamam, tamam canım, tamam buyur. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol kargo, çünkü bizde bir şey yok. Sen ne yaptın, kızın gitti mi? Öyle mi? İyi maşallah. Dost selam söyle, kızı öpüyorum, başarılar diliyorum. Ben şu anda müsait değilim. Tamam mı? Oldu, hadi. Hacım adasın. Sağ ol, teşekkürler. Eyvallah, eyvallah. Şimdi şeyi, o dilek tutulup oraya gidince, tabii kimilerine bir getirmiş köy yerinde pek olmayan şeyler, işte kuru üzüm veya kuru armut, kömbe yapanlar, ekmek yağlayanlar, dede önce şeylere bir niyaz oluyorlar, o ziyaretin taşlarına. Hatta kimse onun toprağında böyle ağır şeyine koyar, beraber getirir. Yani bunlar oldu. Dua verildikten sonra
Çocuğunuz ya işte, çocuklar genellikle herkes şimdi köyde devamlı görmüyor ama leblebi, üzüm falan pek 10 yaşı bunlar dağıtılırlar. Böyle de şöyle yormuşlar yani, birbirinizle görüşür falan çocuklar da pek zorunda yaşar onun üzerine geçerleri. İşte orada şey etmesini, duaya durmasını, lokma bölüşürken dua verilmeden yememesini orada da pekiştiriyorlardı. Orada nereye geliyorsun? İşte herkes o getirdiği lokmayı, evdeki hastası varsa, yaşlısı varsa onlar, bu Hızır'da da böyle oluyor keza. Hıdır Ernez'de de çok daha var. Hıdır Ernez zamanı genellikle yayla. Yaylanın, zaten yaylanın kendinde olması Hıdır Ernez'e karşılamaktır. Yaylaya gitmenin, göçün işte, o şey, çadırları kurmanın, şeyleri, dağları taşımanın. Genellikle ona mı denk geliyor mesela? Zaten Hıdır Ernez yayla zamanına denk geliyor. Yani Hıdır Ernez aslında... Hani yörede onunla o özdeş gibi kafalarda. Yayla Hıdır Ernez. Dolayısıyla çok özel boyutlu, hani Hıdır Ernez yapalım töreninden çok o şenliklerin içerisinde kendini öyle görüyor. İşte yayla gitme de bir güzellik. Orada gidiyorsun, herkes birbirine yardım oyun ediyor. Oynarlar mı kadınlar? Mesela yaylaya çıktık, yaylamızı kurduk veya şimdi bir şu neşe var, gibi orada. Biraz onu da şey yapayım. Babamızın olduğu ortamlarda birazcık böyle herkesin birazcık kendine tepkinli davrandığı bir hava var. Dedemiz bir otoriter geleneğe sıkı sıkıya uyguluyor. İş, bir de işi çok sevince hani bazıları işi de sevmeyenler varsa vay haline. Dede disiplindi. Bir de dededen de sakınıyorlar. Dolayısıyla dedenin bir otoritesi var ama başka türlü de olmaz. Şöyle, bu otoriteyi korkutucu boyutta şeyde değil yani. Bir saygınlık. Yani hani bir söz var. Derler ki güldür ama gülünç olma. Yani yaptığınız şeyin sizi gören, izleyen çocuklarınızın örnek alacağı boyutta. Yani işin adamının dışına çıkmadan, o sınırları muhafaza ederek konuşmanızla, tavrınızla, hareketinizle çok oyunlar yapmıyoruz. Saklambaç gibi, kovalamaç gibi. İşte mesela genç, o zaman genç gelinler şimdi gözümün önüne geliyor. Kadınlar, gençler, o gelinler falan bunlar genellikle böyle çadır ortamında çok daha farklı şeyler yapıyorlar. Peki dedeciğim, böyle adım adım da gidelim kısa kısa. Mesela dede, dedeliği yaptı, Tanık köylere gitti, geldi. Normal yaşamını sürdürüyor ama o bir insan, bir baba, bir eş. Yani bir dedenin olmanın ötesinde bir aile reisi, aileyi bakacak, çekip çevirecek, önder olacak. Ama biz hep inanç boyutundan da bakıyoruz. Mesela yani sizi ben öyle anlıyorum. Yani dediniz ki mıhlatız, onu hiç unutmadım. Mıhlatız neye denk gelirse insanlar onu dede olup olmadığını gösterir. Ama dede, babanız yani. Veyahut da amcamız, veyahut da diğer dedelere de gidelim. Hep Tacin dedeleri takılmayalım. Çocuklarında mesela birini yetiştirir miydi? Biraz özellikle onu, hani çocukları ayrılmaz da birbirinden. Hepsine mi aynı bilgiyi verirdi? Yoksa bakardı ki çocuklardan biri daha neydi? Onu biraz yetiştirir miydi? Nasıl anlatırdı? Dedeliği nasıl sizlere aktarırdı? Şimdi eğer sinebilli ve kan tarımı olarak konuşuyorsak, İbrahim Al dedeyi duymuşsunuz. İbrahim Al dedeyi. Baba geyiği duymuşsunuz. Mehmet Mustafa dede. Mehmet dede. Hasan Sinan Milloğlu. Rıza Sönüsü'ne. Tacimir Rıza'yı. Efendim mesela şu anda belki duyarlarsa çok özür dilerim. Bizim köyde gerçekten dede ocağı çok. Yani dede ailesi çok. Hatta birisi gelmiş. Benim yengem jiple geliyorlar. Köye iniyorlar. Abim diyor ki işte Cemil'e diyor, hanımına diyor. Bak diyor işte, şu dede, şu dede, şu dede. Ya İbrahim demiş, burada herkes dede. Herkes dede burada. Biraz işin esprisi olsun, bilmiyorum burada yayından çıkarırsınız. Yok, çıkartmam hiçbir şey. Şimdi, anlatacağınızı anlatın. Benim amcam Aligöl, yani o sizin dedeniz çocukları yetiştirme döneminden sonra ama çocukları yetiştirme döneminden. Mesela Hasan Sinemilioğlu, 12-13 yaşlarında babası onu erkanlara götürürmüş. Yani Hasan Sinemilioğlu çok derinli olan bir şey. Şimdi Hasan Sinemilioğlu küçükken sohbeti, derinliği verebilecek yaşta kendini yetiştirdi. Hatta bir gün bir Malatya tarafında onların seyir şu anda tarihleri bir yerde geçiyor. Köy camisinin önünde çıkan yaşlılar var. Yaşlının biri hissediyor. Bu da şapka giymiş o zaman. Hissediyor lan bu buranın yabancısı ama büyük ihtimalle alemin. Diyor ki
yorum diyor, sen nereye gidiyorsun? Amca diyor, işte ben Şili'ye gidiyorum. Anlıyor ki adam. Peki diyor, sana bir soru sorsam bilir misin? Allah amca diyor, sorarsan der. Bu çekingen dermiş, çocukken. Yavrum diyor, Allah'ın babası kim? Anası kim diyor. Diyor amca, sen babasını söyle, ben sana anasını söylerim. Yani şimdi amca birdenbire duruyor. Dönüyor diyor ki, komşular diyor, bak bu Alevi'dir. Bu çocuk bana nasıl bir cevap verir? Hanginiz bunu bilir? Gözlerinden öpüyor, yavrum güle güle git diyor. Şimdi bunu niye bunun içine kaldı? Babam özellikle benim yetiştiğim dönemde okumamızı, yani hep okumayı öne çıkardı. İşte Ali Ekber var, Ali Ekber benden sonra bu yolu yürütür gibi. Tabii sonradan da bu dağılmalar çıkınca o şeyler hep orada kaldı. Mesela amca Mimo, işte Mamo vardı rahmetli. O yürütürdü erken. Mamo talibe giderdi. Tacu vardı ama Mamo daha erken yürütmene talime giderdi. Güzel sazı, sözü, muhabbeti. Diğer bizim bu ama özellikle benim yetiştiğim yani çocukluğumdan sonra köylerde okulların açıldığı dönemden sonra dedeler genellikle çocuklarımız okusun. Komşuya da aynı. Yani komşular çocuklarımızı okur. Acaba dedeciğim biraz da yani çok çile çekmişler. Tabii dedeliği yapan yapar ama kendiyi kurtarsınlar, aydınlansınlar. Aleviler okumaya çok önem veriyor ama biraz da bizim geleceğimiz okumaktadır. Çocuklar kendiyi kurtarsın düşüncesi de var. Çünkü kendi çileyi çekiyor. Herhalde bilmiyor, böyle tahmin ediyorum ki mutlaka okusun, cevap versin. Bak Sünniler böyle... müftüler var, şunlar var, bunlar var. Bunlar daha ilimli olsun ki hem ona yanıt versin, hem ekmeğini kurtarsın. Ne bileyim, öyle düşünüyorum ben biraz. Ama yine de söyleyeceğini söylüyor, yapacağını yapıyor. Mesela kendisi örnekti zaten. Onun hani bir dede kimdir? Babasıdır, babanızdır, amcanızdır. Örnek olan onu alır. Peki anneden bahsetmedik o. Böyle divanelerin sevicisi, divanelerin yardımcısı anamız. O kadar hızan diyoruz, o kadar çocuk diyoruz. Onların da bir yükü onda. O nasıldı anamız? Şimdi anacığızım şöyle diyelim. Tabii dede ailesi olduğu için biraz köylü saygınlığı ister istemez. Bir şey olduğu zaman özellikle bayanlar ilgili sözü dinlerim. İşte biri gelin isteyecekse, biri bir iş yapacağız yahut iki... İşte genellikle bayanlar kısmında bir cidabet varsa o uzlaştırıcı yönü var. Fakat Türkçe sıkı biraz da şey yönü yani yol ve erken gereği çok da böyle donanımlı hitabı yoktu açıkçası. Fakat misafirine, hanesine, komşunun birliğine, dinliğine gayreti çok olandı. Şimdi şeyi mesela biz demin aslında konudan konuya işte Kurban Bayramı'ndan şuradan buraya gittik de anam bir sezon böyle davarın sütü bol olur, yağ çok olur. Yani her evin bir kazan sütü var. Herkes sabahleyin tulumba dediğimiz ağaçtan yapılma, sabahın güneşiyle ve buraya başlamadan da duası var. Allah çıkarken o işine, kabrinin işine niyaz olur, elini böyle yüzüne sürer. İşte ardı, azmuru, hivri, ruvi... Güneşe döner değil mi? Onu söyleyelim yani. Güneşe dönüp dua ediyor analarımız. Yani böyle havaya bakar. Şeye, yıldızına, ayına, yani, tilkisine, yani, dağına, taşına, yaşamına, eşiğine, toprağına, eşine. Şimdi sütün bol olduğu dönem doğanın en canlı olduğu dönemdir. İşte meyve ağaçları, çiçekler, güller, koyun, kuzu, ay, güneş, doğanın. Bütün bunları, böyle bütün bunların heyecanını, sevincini terennüm eden ifadeler kullanırdı. Bir de elinin yüzüne sürer, yap Hoca Seyit. Hoca Seyit de müşit ocağımızdır, avuçer. Ne yazın olur. Herkes turmaları yaparken işte birbirine bağırma, bereket olsun, bereket. Yar çıkarttığı zaman saygıdeğer dost. Mesela birkaç seferde ben yapmışım bunu. Yağın şöyle bir yuvarlağını güzelce şey yapar, böyle 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 yapıyorlar. Pardon diyoruz biz o şey içinde. Bir şey yapın, şunu falanca eve götür yavrum. Fakarana. Yani eve git, yani eve giderken komşular, komşu hakkı denilen bir şey var. Başka zaman şunu şu eve götür. Bizim arılarımız vardı. Arı sağlığı zamanı babam derdi ki arı sırrı, Ali sırrı.
Arısı ranisi. Yani arı çok değişik bir böcektir. Çok şeydir. Çok ustaca yaklaştığın zaman sana zarar vermiyor. Bütün amacına bal yapmak. Şimdi o balı biz çıkarırız. Böyle üzerine örteriz ki böyle eve getirdiği zaman şöyle en azından her bir el kadar tabaklara, komşuların hepsine göz hakkı diye götürüp verilir. Kimsenin gözü, onlar arısı olan var, olmayan var, 2-3 yılın var. Kimsenin gözü kalmaz. Bak, bu bir şeydir. Hani sen benimle, ben seninle diye bir kavram kullanıyoruz ya, azıcık komşuluk bunu gerektirir. Köyün en iyi ırgatları bizim ekinimizi biçerdi. Bu ırgatların orak bitiminde bir bitim şeyli lokması var. Bizde bal oluyor, yağ da çoktu. Bu ırgatlar o bitim lokmasını akşam gelip evde yaptığı zaman tabii diğerlerine çağırıp böyle bir huzurla, bölüşme duasıyla ve hakları belki burada duyarlar. Bu böyledir yani. Dada hiçbir zaman 10 küleyse 10 küleyin fazlasıyla 15 küley. Saman vereyim. Yani şeyin o emeğin hakkı veriliyor. Yani olunca fedakar olmanın özelliğidir. Yoksa şimdi kurban bu ne gibi? Evet. Kurban bayramına geleyim bak şimdi bak burada bir şey daha var. Kurban aslında yolda erkanda kurban eyvallah davar falan atak ediyoruz da esas kurban hırsından, nefsinden, kininden arınıp kendi özünle topluma mal olmandır. Bir, bizim köyde okul yoktu. Babam bir yerde böyle, Rabb'a bir yerde şey çizdi, buraya okul yapmışsın diye müfettişler geldi. Haklı olarak yani o zaman. Ya dedi burada yer yok, top oynayacak yer yok, düz yer yok, kaya bura kazılmaz. Bir de bizim köy sapa düşüyor. Büyük köye yaptılar. Neyse biz kendimiz köy imecesiyle bir ev, bizim harmanın üstünde düz bir yer vardı. Taşlarla, maçlarla bizim sermiler var. Komşuların hepsi kendi gücüyle kurban bayramına denk. Baba dedi ki komşular, o zaman da var çok. Yavrum siz bu kadar koç kesin. Bizim hep koç kesilirdi. Bu büyük baş hayvanı ben şehirlerde gördüm. Komşular dedi. 2-3 davar keselim, ortak lokma yaparım köyde. Diğerlerini Elbistan'da satıp okula verelim. Bak. Ve bu oldu. Yani kurban köy lokması, ortak lokması yapıldı, dede duasını verdi, bölüştüler. Diğerler de okula bağışlandı. Bence ibadet de budur, kurbanın yerini bulmadır. Yaraya merhem olmak en güzel şeydir. Senin dost herhalde zamanı bak diyor yok, ki... Yok, var da bunu burada, evet. İrfan meclisine oturmak için engin olup engin varmak hoş olur. Küllü müşkülünü getirmek için gönül alıp gönül vermek hoş olur. Kimseye tepeden bakıcı olma. Yaptığını başa kalkıcı olma. Gönülleri yap da yıkıcı olma. Göz şakülüyle ölmek hoş olur. Bir iyilik eyle ki dosta yarasın. Sakın azdırma sen dostun yarasın. Demesinler sana sen bir yarasın. Merhem sürüp yara sarmak hoş olur. Karin semaviyen gönül mimarı. İçin bir şehirdir vücut diyarı. Saklarım içinde onu gafarı. Gönül gözüyle görmek hoş olur. Yaraya merhem olmayacak. Şu cennetlerinde yapılan şeylerin çoğunu fakire, fukaraya, öğrenciye, hastaya ulaştırmaya çalışmalıyız. Evet, son bir bölümümüz var. Senden bu kadar bağdan sabır diledik. Sabır ya deden, biraz daha seni evet. Alacağız. Evet, gül yüzlü sultanım. Şimdi biraz bunların hepsini toparlayarak, özetleyerek gideceğiz ama şöyle bir şey var. Hani köy derken, hani köyden, dededen bahsettik, kardeşlerden, gelenekten, yaşamdan biraz... Saatlerde tekrarının da olması lazım. Eksik kalan noktalarımız da çok. Demin içeride başkanla çok güzel bir hani bir ahenk oldu. Sosyal konular, mazlumluk. Bir de en başta siz bir yine bir deyiş söylediniz. Tekrar onu söyleyebilir misiniz? Çok güzeldi. Diyeceksin Zahid bizi daha ne eyledi? Evet. Yani tekrarına gerek varsa söylerim. Hayır, oradan girelim. Şimdi tabii yolun kendini ifade etmesi. Evet. Yani şeyi kamil insanın sözüne dökülen bizim kutsal yani dört kitabın özüdür. Bazen bir şeyimiz var. Çok özür dilerim. Diyor ki ben kendi kendime bir hesap ettim. Aldım dört kitabı bir kitap ettim. Beyhude kendime ben azap ettim. Zaten dört kitabın aslı biriymiş. Yani dikkat ederseniz ayrışmaları kaldırıyoruz.
bütün insanların sevgi bağıyla birbirine peteğe o güzelliği dökmenin çabasını vurguluyoruz. Şimdi o değişi söyleyeyim, onlar çok şeyler var. Diyor ki, zahit bizi dar eyleme. Sanırım bu dili dinleyen gençler falan anlar belki, yani kınama anlamında. Zahit bizi dar eyleme, hak ismini okur dilimiz. Sakın efsane söyleme, Hazret'e varır yolumuz. Halveti yolun gideriz, çekilir Hakk'a gideriz. Gazayı ekber ederiz, Hazret Ali'dir kulumuz. Kim ki bu tarika girdi, Hasan-ı Basri'ye erdi. Her seher okunur verdi, Seyyid Yahya'dır pirimiz. Erenlerin çoktur yolu, cümlesine delik beni. Var desinler bize deli, usluna yerdir derimiz. Tevhid eden deli olmaz, Allah diyen yolda kalmaz. Her seher açılırsa olmaz, bahara eren günümüz. Muhyi sana olan himmet, aşık isen cana minnet. Elif Allah, min Muhammed, kisvemizde bir dalımız. İçeride bir başkasını okumuştunuz Selahattin Başkan'ın orada. Neyse şimdi gelirse bu mazlumluktan bahsettik. Mazlumlukla da ilgili biraz. Hani dedik ya hep mazlumuz. Devlet bize baskı da yaptı. Yüzyıllardır Osmanlı'nın yazılarında da bunlar kayıtlıydı. Siz de bir cenevinin açılışında kısa bir konuşma yaptığınızdan bahsettiniz. Orada bir değiş gelmişti. Şimdi neyse o andı. Anlardan anlar vardır. Anlardan içeri. Şimdi dedem köyümüzdeki Avuçen Ocağı'nın mesela köydeki cemler, yani babanız cemleri yürütmeye gidiyordu. O gidiyordu ama ocaklar arasında mesela Tacim Dede diğer ocakların cemine giriyordu. Onlar sizinkine giriyordu mu? Bu yol erken köyde nasıl yürüyordu? Mesela onların köyün içindeki talip canların dışında başkaları geliyor muydu diğer Avuçen talipleri? Ve onlar da kendileri aynı şekilde talip köylerine gidiyorlar mıydı? O şey neydi? Bir de dediniz ki sanırım onu şey yapmıyorsam pirimiz ya da mürşidimiz yine Avuçenlilerden Avuçen. Koca Seyit mi dediniz? Koca Seyit de Avuçenlidir. Evet. Bizimki de Sultan Sinan'dır. Sultan? Sinan. Sultan Sinan. Yani Sinemili diyoruz ya. Ha, nedir? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Şimdi çok kısa şey yapayım da, bunlar tabii işte hep klasik anlatımlar var ya, işte Horasan'dan gelme, işte Dersim'e, Erzincan'a, genellikle ocakların Anadolu'ya yayılması Dersim ve Erzincan üzerinden dinlendirilir ama Avuçen Ocağı'nın piri Koca Seyit'tir. Türbesi, mekanı Elazığ Sünköy'ünde. Ben oraya gittim, ziyaret ettim. Donanımlıdır, bakımlıdır. Hatta Mehmet Mutlay diye Elazığ'da oturan bir can dede vardı. Ahmet Mutlay. Ahmet Mutlu. Ha bak tanıyorsun sen. Nurlarda yazsın, göçtü. Rahmetli oldu. Evet. Ben onun yanına gittim. Bütün hesap kitap onun elindeydi. Çok böyle şey, kim ne verirse yazısıyla tarihini, şeyini artık miktarını el yazısıyla beraber yaz. Dedi ona da gittim. Orada da bizim Sultan Sinan'ın mekanına giderim dedik. Bayağı bir yol gittik. Sor. Yani dost bunlar çok uzatıyor konuyu da. Gittik neticede işte bir tarif verdiler. O tarafta mı? Nerede? Sultan Elazığ şey, Piranlar mezrası var. Piranlar köyü var. Piranlar. Piranlar karşıda. Piranlara varmadan oraya doğru giderken sonra dağa çıkıyorsun. Elazığ'dan mı gidiyorsun? Elazığ. Merkezden mi gidiyorsun? Elazığ. Piranlar. Piranların bilmem ne mezrası da. Orada Piranlar mezrası da şimdi ismini değiştirmişler. Sağ olsun, o da rahmetli evde bir canımız vardı yurt dışında. O adamcağız yani, o işte arabası biraz imkanı vardı. Bir de dede çocuğu olarak işte bizi yanına aldı. Gittik oraya, bulduk yani. Bulduk ama içerideki bazı böyle Aleviliği yahut da ocağın böyle silsile olarak tanımını yapan yazılar kaybolmuş. Duyduğum kadarıyla birileri almış götürmüş, İzmir'de hatta birine satarken falan bir şeyler neyse. Şimdi orada bir yazı asmış birisi. Böyle plastik üzerine yeşil yazıyla bir de numara vermiş aklına. İşte burada Osmanlı bilmem ne paşası, işte burada şehit oldu falan. Biraz şey, hamaset bir şey. Bu can hemen onu aradı telefonla. İşte ben emekli şey, bu eskiden şeyler vardı ya, emekli ya bu dağda mücadele eden polisler, askerler vardı ya. Evet.
İşte ben bilmem, ha, emekli bilmem kim. Güvenlikçi. Dedi, bu yazıyı nereden yazdın? İşte şöyle şey. Var dedi kardeşim. Bu yazının alakası yok. Esmeri, ama orada şey yaptı. Sorduk, çok bağımsız. Dediler ki, yani bunlar buraya girmesi bilmiyorum. Ya 12 Eylül korkusu var. Devlet diyor ki burada terörist varmış. Yatağı dağılmış, etrafı dağılmış. Bakım yapamıyorsun, giremiyorsun. Neyse biz ne yazdığımız oldu. Kendimizce biraz da işte arkadaşlar bana baktılar, bir lokmalar vardı. Lokma temennimizde bulunduk. Döndüm benden sonra. Bu bizim Hüseyin Aldoğan var İstanbul'da. Evet. Hüseyin Aldoğan sağ olsun o da işte gayret edip orayı biraz daha derli toplu hale getirmiş. Ben gerçeği görmedim. Şimdi artık orada biraz şeye gidiyor ama oradan nereye geldik? Bizim Mürşit Ocağımız Avuçen'dir. Mürşit Ocağınız Avuçen. Şimdi yolda öyle bir şey var ki hiçbir pir ben pirim değil geriye çek. Pirin de piri var. Mürşidin de piri var. Yani bir otokontrol yapıyor ki herkes birbirine. Mesela ben ikram vereceğim. Diyelim ki ben pir olarak adedim ama ikram vereceğim. Pirimin olması lazım. Müşteriler rızalık alıp niyaz olup prim olması lazım. Bizdeki bu terimler, bu rehber teriminden çok bizde baba derlerdi. Yani o rehberlik görevini babagen şeyi var, malik babi derler yani babagiller köyde. Eskiden bunlar vardı ben. Babagine ben kendim, babamın bana verip işte kuzudur, oğlaktır götürdüğünü bilir. Babalık. Şimdi oradan şeye gelince bizim de Sultan Sinan olarak işte bunun tabii kimi dört evlattır, kimi beş evlattır. Bunlar bağırıyorlar. En büyük kolu çok aslında Anadolu'da bütün ocakların bir dağılım var. Bizim de Sinemülü kolu Maraş, Malatya, Antep, Pazarcık, efendim söyleyeyim, Pazarcık'ta Haydaranlar, bizde Karenderler, yanımızda Şems, öbür tarafta şeyler 4-5 kol. Bazı Erzincan tarafı 5 sayar. Biz 4 sayarız. Erzincan tarafı şimdi Türkçe konuşur. Biz Kürtçe konuşuyoruz. Kürtçe değil mi? Biz yani hani Kırmanca diyorlar, Zazaca diyorlar. Kürtçe Kurmanca, Zazaca değil. Kurmanca. Dersim Zazaca. Yani Dersimce vardır. Bir de Diyarbakır Zazası var. Bir de şey Zazaca. Biz Kürtçe konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkçe konuşan canlarımız. Ama ben konudan konuya atlıyoruz. Ben mesela Susurluk'ta benim abim şeker fabrikasında çalışıyorum. 1980'lerde. Gidip de oranın o Çelebi Alevi'ne yani Çelebi dediklerimiz. Daha karşılaştığımız zaman, Aleviliğimizi hissettiğimiz zaman birbirimize sarılıp okuyorduk. Yani o kadar bir duygu Alevi olmanın özlemi. Son yıllarda biraz bu lehçe farklılıklarını siyasi anlamda devlet çok biledi. Yani bu farklıları karşı karşıya getirme şeyi vurgulandı. Mesela ben çok karşılaşmıştım. Bazen böyle dostlar etrafına gidiyor, hemen Kürtçe'ye çeviriyoruz, konuşuyorum. Ne desem ne yapmıştım? Kürtçe konuşuyor. Aleviler Kürtçe konuşur mu? Şimdi ben sana sorsam, Sümrüler Türkçe konuşur mu? Ya kardeşim, neden Sümrülüğün kimlikleri, kültürleri, farkları tartışılmıyor da bizi bir potaya sıkıştırmanın şeyi, benim Türklüğe karşı bir saygısızlığım yok. Türklük Pir Sultan'sa, Hacı Bektaş'sa, Mevlana'ysa, Hatay'ysa, efendim, Bedrettin'se, Gedai'ysa, bunların hepsine Allah'a eyvallah. Ama dost, benim annem beni bir ninniyle büyüttü. Yani bunun için niye, devlet niye vergisini böyle bir şeylere bitiriyor ya? Ya şimdi sen Türk oldun da pek Osmanlı döneminde kılıçtan kurtuldun mu? 1964'te Muğla Ortaca'da yapılan beladan, yapılan katliamdan kurtuldun mu? Sorun var. Tekleştirme öyle silmiş ki, öyle silmiş ki her farklılığı devlet çatıştırarak kendine bir egemen yapı yaratıyor. Biz de buna alet oluyoruz zamanla. Ben Alevilik adına ötekileşme gözüyle bakan Alevili yolun şeyi olarak görüyorum. Alevi demeli ki herkes insandır. Bu ülke bizim. Bu topraklar bizim. Edirne'de birisi konuyu açıyor. Kiracıyım. Hanım orada şey çalışıyor. Ya hanım dedi ki bu adam gidebiliyor ki çık. Uzatmayayım gittim. Biz de çıktık taşındık.
Adama telefon ediyorum, gel anahtarını al diyorum. Gel diyor. Arkadaş ben evi tamir etmişim, kaldır falan yaptım. Ben nereden gelir? Pencerelerimi, kapılarımı, kollarını. Daha önce bir ara ben elektrik saatini sormuştum. Beni gördüm böyle esmer, uzun boylu, bıyıklı bir adam. Meğer ben gittikten sonra bu doğrudur, Kürttür diye oğlu da doğuda yedek subayken vurulmuş. Oğlunun adına da Edirne'de park var. Yani bunlar bu yayına geliyor da adam da şöyle bir ön yargı oluşmuş. Bunlar Kürt. Ben niye öldüm bunlara? Doğrusunu şimdi ben de programlarımda söylüyorum. Evet, ben Rumeli sevdalısıyım, Trakya sevdalısıyım ve yüreğim derin bir sevdayla doludur dedeciğim. Yani 20 yıldır, 20-25 yıldır Rumeli'de 40 kez en çok giden yani Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, oradaki Türk toplulukları, Bektaşi toplulukları, Alevi toplulukları üzerine araştırma yapıyorum ve Trakya, onun bir yansıması, özeti ve Batı Anadolu. Dediğiniz gibi yani çok ciddi bir ön yargı, çok ciddi bir bazılarında düşmanlık derecesine varan kötü göz, yani Kürtler bölücüdür, Kürtler kötüdür şeklinde işte hep toplumun ayrıştırılması, ya aynı toprağın insanı, dili farklı diye bunların hepsi kötü. Kime göre kötü, neye göre kötü, bir başka dili dinleme hoşgörüsünü niye gösteremeyiz biz? Yani Arnavutça bir dil ve Arnavutlar da bir millet, Yunanlar da bir millet, Türkler de bir millet. Kürtler de bir millet, Çerkezler de, Gürcüler de, Abazalar da. Hiç bölünmeye gerek yok ki. Kardeşçe yaşadıktan sonra zaten yaşıyor bu insanlar. Şimdi saygıdeğer dostum, olay çok uzar da ben hep şunu söylüyorum. Ben Kürtleşen Türk miyim, Kürtleşen Arap mıyım, çok da bunun peşinde değilim. Ama benim annem beni bir neniyle büyüdü. Ben şimdi bir Kürt dilde kendimi anlayamıyorum. Bu konuyu yani devlet kullandığı dilde bunu ben Sivas'taki kaymakama da söylüyorum. Durdu dedi ki size çok ihtiyacımız var. Hayır zannetmiyorum ama. Yalnızdan meşru var. Bak garnizon komutanı var. Diğer şeyler var. Sizde kaymak var. Hepimize görev düşüyor. Ben orada kalkıp konuşma yaparken burası Pir Sultan'ın toprağıdır, burası Aşık Veysel'in toprağıdır diye adam hiç duymamış bir şeydir. Bu sefer de yakamı bırakmıyor. Genç birisi. Neyse. Şimdi o ev sahibi dedim ki bak ben dedim kanla övünmeyi sevmiyorum. Yani çünkü kan kavramı ama bu bayrağın üzerindeki kırmızıyla sen övünüyorsan kusura bakma senin sülalen kadar benim sülalemden gidip seferberlikten gelmeyenler var. Çanakkale'sinden, Yemen'inden, Sakarya'sından bedel ödemiş. Bu vatan hepimiz. Ama ben kan öne koyup üstünlük taslamak istemiyorum. Her şeyden önce insanım. Hanımı dedi ki ancak bu arada. Mırlat konuştu. Oğlum biz korkuyoruz. Bak annem. Niye korkuyorsun? Alevi, Kürt'ü, demokratım, her şeyden önce insanım. Benim karşımda bir yaşlının korkuyorum demesini ben kendi aziyetim sayarım. Babam bana böyle nasihat vermedi. Ben sana saygıdan söylemiyorum. Hiç korkma. Yukarı çıkmadılar mı? Anahtarlarını verdim. Hadi bana eyvallah. Şimdi bunlar niye biliyor musun? Bak işte ön yargı var diyoruz ya. Bir kere bütün inançların bu konuda hakikaten insan sevgisiyle sürekli hadisini, ayetini, nefesini yoğurup sunması lazım. Biz bunu yapmadığımız müddetçe o benimki değil, o kafir, bilmem ne. Bana şimdi ben hep bazı arkadaşlara takılıyordum. Ona diyorum bırakın ben cehenneme gideyim ki kışın yanayım siz ısınasınız. Şimdi peki güzel dedeciğim. Konular yoğun. Siz de gerçekten aldık. Hakkınızı da helal edin. Bu bir haktır. Bu bir rıza lokmasıdır. Rızayla yenir. Sizin gönül rızanız oldu. Bu sohbeti yapıyoruz ama çok güzel oldu. Yani tekrar tekrar dönüp dönüp söylüyorum. Belki de karşılaşamayacaktık. Evren bir kesişim noktası. Evrende kesişirsek, yollarımız buluşursa kavuşuyoruz. Bir vesile lazım. Bu toplantı ama bir Hızır'dır. Dolayısıyla çok güzel bilgiler ettik. İşte biz de bunu sunuyoruz halka. Dinleyen dinleyecektir. Bunu dinleyecekler. Çünkü merak eden dinler, arar, bulur. Peki tekrar köye dönelim. Şimdi Avuç Şenliler var. Sinem'in başka bir ocak var mı köyde? Yok, bizde peki, o dedelere dönelim tekrar. Mesela
Saz çok önemli. Dediğim gibi seninle bir başka sefer umarız yine tekrar buluşuruz. Çünkü konu çok, insan çok. Mesela geleneksel olarak o kadar kuvvetli ki, yani bütün sanatçılar, ozanlar falan hep biliyorlar kantarma sizin yöreyi. İşte gelmiş, derlemişler, toplamışlar, çalıp söylüyorlar. Bu çok eskiden beri, buyurun bakabilirsiniz çünkü siz geç kaldı. Yok, çünkü siz kusura bakmayın, zamanınızı çok aldık. Neyse şey yapmayayım. Şimdi güzel deden, bu saz mesela onu dedeler mesela öğreniyorlar, çalıyorlar. Bir dede hem saz çaldığı için zakir dediğimiz veya sizin yörede farklı bir şey söylense bilmiyorum. İşte o saz çalana, bağlama çalana veya sazın bağlamanın dışında başka bir şey çalınıyor mu? Yani bağlamanın dışında bir saz türü var mı? Bunu nasıl öğreniyor? Yani merak var ama yine de bir eğitici el lazım. Bir onun dedesi mi, köyde bu işi bilen mi? Bu kadar kuvvetli olmasının sırrı ne sizin orada bu bağlamaların, bu sözlerin? Saygılar dostum. Şimdi küllenmiş közleri yerlendiriyorsun bana. Bir kere babam çocukken anlatılan şu. Bizde bir de böyle tarihi şeyi okuması olmasa da kadim yaşlılar vardı böyle. Yani doğurlar onlara mel atıyorlar. Biz onlara Meli Ali, Meli Kamil, yani Kamil insan. Babam hep kitap okuyor. Hem elinde kitap. Gözyaşı döküyor, okuyor, değiş nefes. Ana Hüseyin denilen bir yaşlı var. Ben yetiştim. Çok tarih olarak böyle çok dolu. Okuma yok ama. Tacım yavrum diyorum. Böyle küçük geçiyor bu diyalog. Hayırdır ya yavrum? Nedir sen bu hep böyle sevdanın? Baba işte Ali amca diyor. Tabii işte o menkıbeleri falan şey yapıyor. Durmaz da olacak yani. Sen evlenmeyecek misin? Yaşı da gelmiş. No, o galiba. Ben kendime hak yoluna alıyorum. Evlilik mevlilik şey yapmayacağım. Hak için ben kendime yok ol diyor, yanlış yaparsın. Peki sen şimdi bize dedelik yapıyorsun. Bizim çocuklarımıza kim dedelik yapacak? Sen evleneceksin ki senin sürdün de bizim çocuklarımıza yapsın. Babam hep söyler. O adamın söylemesi üzerine karar veriyor evleneyim. Şimdi gelen ustaz öğrenme. Bizde şimdi hani bu zakir diyorlar burada, bizde sazband diyorlardı. Sazband. 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 Yani sazband. Aslında gülbank kelimesi kulağa çağrıdır. Guçuk, bank, çağırmak. Gülbank, guçuka çağırmak yani kulağa çağırmak. Gülbankın bir anlamı da odur. Sazband yani sazı icra eden. Şimdi belki diğer şeylerden farklıdır. Mesela birisi de benim babam. Bizdeki dedelerin çoğu zakir hizmetini, pir makamını, mürşidinden Rıza Harbi'den mürşid makamını tek başına yapar. Hani doğru yanlış diye tartışılabilir. Çünkü mürşidden birini yanına götürürse, mürşidin de talip şeyleri var. Herkes de o posta oturmaya şey değil. Niyazını yapar. Mesela götürdükleri dönemler oldu. Ama çoğu kez yoktur diye gider. Rızalığını alır, sazı da çalır. Yani zakiri de kendi buranın deyimiyle. Sazbandı da kendisidir, piri de kendisidir, mürşit makamındır. Cemiyetin öyle terbiyede yetişir. Bu çoğu yerlerde tabii bu böyle işte sanki zakir olmasa cem yürümeyecek sanki. Bir de o saz öğrenme olayı dediğiniz, mesela ben çocuktum, keman ve saz, o büyük abimiz. Sazı çalardı. Karşıda okuması, yazması olmayan bir amcamız vardı. Çok ama çok dünya yani çok pürü pak bir insan. Okuma yazma yok ama dünya malına asla dama etmeyen, kendini yola adamış, arınmış bir insandı. O şey çalar, okuması olmadığı için bazı deyişleri söylerken telaffuzda abim derdi ki bak o adara ne var ya, yani ona öyle değil, şöyle söyle. Kurban biz ne bilek öyle söylenden biz öyle duyduk. Bu sefer değiştirirlerdi. Keman abim alır, sazı bakma alır. Yani bu küçüklükteyken görüyoruz ya,
Biraz da özellikle şimdi gençlerden hep sanıyor, biraz da özellikle dede çocukları hep evde bu muhabbet ortamları olunca biz büyüklerin yanında biraz da çalmaya utanıyorduk. Ancak demezdik yavrum bana gel sen duydun ki çalıyor musun o zaman belki anında kırdadırdık. Bu aşk oradan geliyor. Hele hele bir de siz artık biraz böyle nefes öğrenin, böyle söylediğinizin karşıya hitabında bir şey gördüğünüz zaman kendiliğinden o aşk sizden zaten devam ediyor. Aa demek ki bir şeyler var. Beni dinliyorlar, bir şeyler verebiliyorum, bir şeyler alabiliyorum. Birileri de sana der ki, dede kurban hele şunu çaldı, ben de şunu söyleyeyim. Yani bunlar bu şekilde yetişiyoruz. Yoksa kursan bursa şey gibi. Genellikle Anadolu bağlaması, yani daha doğrusu Cem bağlaması dediğimiz. Böyle şeyi uyurmuş vaziyette. Şimdi üç teliler çok mu oldu? Üç, beş. Şimdiki o kısa saplı sazlar, yedi teliler. Tabii onlara teknolojik olarak onlar da güzel. Öyleydi işte. Şu şey genellikle sohbet ortamlarında insanlar çok saygıyla otururlar. Yani çok böyle herkes böyle kapıda girerken, kalkarken. Bizde de onların işte sigarasını ateş tutmak, suyunu tutmak. Fakat biz çocuğuz, hani bazen de gözümüz oyunda olur da bir kaçalım diye. Sonradan gitmiştim ki o söylenenler kulağıma geldi, aa demek bu buymuş diye. Belki biraz da o hamurun oluşmasında o tırının etkisi var yani biraz bir şey. Dolayısıyla babamı ben şunu da söyleyeyim ki, çok da babamı anlatmayı şey yapmam sanki dersen. Ben biraz zorluyorum ki evet. Siz tanıksınız ya şöyle, biz de tarihe tanıklık yapıyoruz. Çünkü birinci derecede kim anlatabilir? Siz onu isterseniz... tabii ki hani böyle bir şey olamaz da hani o kadar şey yapmasanız, benimsemeseniz veya çok aşırı benimseseniz onun etkisinden sıyrılamazsanız bazen öyle yapılar oluyor. Eşinin veya babasının veya ne bileyim abisi olabilir. Öyle ona korkunç saygı duyuyor ki böyle eziliyor hani onu anlatırken ya da ben onları anlayabiliyorum. Çünkü yaşamımız böyle geçti. Fakat bizim de bir işimiz var. Ben bunu bir görev olarak addediyorum. Ben de sizden alacağım ki insanlar bunu dinlesin. Kimden öğreneceğiz biz büyük tacim? Hep duyuyoruz, duyuyoruz. Peki, güzel dedem, bu mesela gençsiniz veya normal insanlar bir kısmı talebe gidiyor. Ne derlerdi? Mesela talep üzerine gitmek mi derlerdi? Ha, talebe gitti yani. Talebe kelimesi pek şey yapmıyor. Talebe gitti. Türkçe çevirince öyle. Hatta telurcu. Yani talaba gitti. İşte şimdi sadece hem ikrar için olmuyor. Demin siz de çaldınız. Diyelim ki bir çınarın konmuş bir köyde. Öyle veya böyle. Dede gelir onu sulh ettirir. Bu sulh etme de öyle kuru kuruye değil. Yani bu da gene bir adam erkenden bir şeyde toplanıyorsun. Konuşmalar yapılıyor, dinliyorsun. İnsanların birbirinden bazen öyle... Yani hemen olmuyor. Gerilim oluyor. Tabii, yani orada tabii. Zıtlık oluyor, cinayet işlenmiş, kavga çıkmış, tarlalar aşılmış. İnsanlar kolay kolay ben barışmam. Ya Tacim dede de tamam bizim peygamber gibi seviyoruz ama ben bu adamın yanına gitmem diyen olabilir. Ama bu nasıl oluyor şimdi, mesela? Bu cümle buraya, babam hep şunu der. Yavrum biz kolay kolay davalarımızı hükümete düşürüyoruz. Siz de mümkün olduğunca hükümete düşünmeyin. Bu devleti dışlamak değil. Yani hükümet kapısından sürülürsünüz, yazık olur, şehire gidip geleceksiniz. Buradan gelen rızalar, sonunda hep bir hak selamını vermek için bir açık kapı bırakılması lazım. Bu şey, yani bu telkin ve konuşmalardan sonra, rızalık alanı gerçekten şey yapıldıktan sonra, dede onları bir kutsal yeminle, ona uyması gerektiği yemin yapar. Ondan sonra gücü ölçüde lokma yapılır. Ondan sonra lokma yenir. Yoksa lokma yemezler. Yani sulh olmayana kadar lokmasını yemezler. Bu da bir oto kontrol getiriyor. Mesela ben şunu çok iyi bilirim. Dede geliyor değil yani dede değil ya Hızır'da böyle bir adam. Dede gelecek işte. Görüyor mesela avuçerler geliyor bizim köyde onların partileri var. Herkes de böyle bir yani bunu bazıları dedi ki korkaylı bir şey. Acaba bir saygısızlığımız olur mu diye. Böyle herkesin bir çeki düzen, bir kendini hazırlama, bir kendine yüzleşme. Hatta küçük kırgınlıklar hemen arada halledelim. Yok biz gidip orada oturacağız.
değerli candaştaki ben razı değilim dedenin karşısında. Dedi, bu tür şeyler oldu. Hakkıyla ki bir rızasızlık kaldı. Rehber onu bireyle türlü, bir de onun razılığını alır. Yani bu şey var dede, şunu da bilirim. Dede geldi, köyde birkaç gün durdu, gidecek. Hep atla gönderdi. Sabahleyin köyün ortasında bir ev vardı. Şimdi bizim köy yıkıldı, yerinde yok. Dede orada, etrafında millet var. Döndü, dede dua ediyor. Herkes böyle duymuşmuş bile. Kapının önünde bütün köy onun, bütün köy o sedayı dinliyor. Yani çok duygulu bir olay. Herkes işi gücü bıraktı, dede sesini yükseltti, talimine dua veriyor. Lokmalarınızı helal edin, işiniz rast gelsin, Hızır yardımcınız olsun, yanlışa düşünmesin, doğrudan şaşırmasın diye. Ve herkes böyle o şeyin, duanın bitimine kadar böyle yakındakiler umuzuna niyet olur, uzaktakiler görünmez. Bunlar var mı? Bunlarla ilgili babamdan da yani babamın da gittiği geldiği yerlerde bu tür çok şeyle karşılaştı. Hatta biraz da manevi olarak bazı insanlar o bir tanrısal kutsiyet olarak böyle ona bir sıfat getiriyorlardı. Bunlar yaşandı. Şimdi dedim ya çok babamı anlatma olayı değil ama babamın bulunduğu ortamlardaki muhabbet ortamlarında ister bürokratların olsun ister şeyler olsun hepsinin sohbetinden yani herkes babamın sohbetinden son derece etkilenip Aleviliğin ve dedeliğin o derin yapısının bu şekilde anlatıldığına tanık olduğumuz için ne mutlu bize deyip ayrılıklarını bilirim. Peki dedeler geliyor dediniz. Şimdi köyde iki ocağın dedeleri var ama dışarıdan hangi dedeler geliyor? Avuçenlilerin. Kendi mürşitleri mi? Kimler geliyor o Avuçen dedelerin? Avuçen oraya gelince pir olarak geliyor. Yani mürşit ocağı ama oraya pir olarak geliyor. Mesela Erzincan'dan geliyorlar. Bu İzzettin Hoca'nın kardeşi geliyor. Hayri. Rahmetli oldu. Der Hayri derler. Hayri geliyordu. Esas şimdi işi olarak değil yayına. İzzettin Hoca'yı kimse bilmezdi. Ama Kazım Bey Elbistan'da hakimlik yaptı. Hanımı falan çok itikadlı. Yani bizimkilerini gördüğü zaman böyle oturup toprağın yazı olan. Ben İzzettin Hoca'nın babasını da gördüm. Jiple bizim eve geldi. Fotoğrafı üstü başı düzgün. Demokrat Parti'ye gelmişti. Geliş sebebi de şu. Menderes'in selamlarını getirdiğini söyler. Ve Menderes der ki dedeye söyle partiye gelsin. İşte ben jip hediyeydim. Şu yedim. Babam da dedem ben bu insanların hep bizi inönücü biliyorlar. Aksaray yardımcı olsun işe rast gelsin. Niyazın başını gözüm üstüne. Niyazı vurur. Uğrun açık olsun. Ben duasını da verdi tabii. Talibe dönüp de niye oraya geçtim anlatamam. İnsanlar bize niyaz oluyor. İnsanlar bize ihrar kesiyor. Ben yapamam. Sen girmişsin. Söyledi mi siz gördünüz mü? Tanık mısınız? Anlatıyorlar. Anlatıyor. Ben ama İzzettin Hoca babasını gördüm tabii. Onlar bu muhabbetler içeriden geçiyor. Tabii içeri giremiyorsun. Çocuksunuz, gençsiniz. Jiple geldi. Özel şoförü var. Ama İzzettin Hoca'nın babası geldiği zaman talim olsun olmaz. Herkes. Herkes ama herkes büyük bir huşu ve saygıyla karşıladı. Bütün köylüler. Yani öyle bir, o zaman itikat öyleydi. Deli Seyit derlerdi. O da Avuçen'di. O gelirdi. Hayri gelirdi. İzzettin Hoca'nın oğlu. Ne? Dede o biraz mesela bu Hayri Dede'yi çok anlatıyorlar. İzzettin Doğan'ın kardeşi Hüseyin oğlu, Doğan Dede'nin oğlu. Biraz anlatır mısınız? Siz de denk geldiniz mi? Çünkü çok dedeliğe en meyilli. Cemaat, inanç bakımından Kazım Dede de var ama Hayri Dede'nin çok ismi geçiyor. Hayri Dede şöyle bir yani Deli Seyit dedikleri gibi Deli Hayri derler. Ben gördüm Hayri Dede'yi. İki sefer gördüm. Hatta Davut Sulari de bazen gelir. Davut Sulari aşırı geçmişler. Babamla falan ta çocukken geldi bize ilk sefer. Davut Sulari ilk sefer geldi daha sonra. Hayri de geliyor da Hayri taliplerini dolaşıyor. Evet. At bunun taliplerini dolaşıyor. Fakat Hayri Dede'nin çok sazlı sözlü muhabbet ortamlarından çok gidip mihman olup işte o yolun
her yıl böyle dostları yan yana getirip rızalık kavramı onları yapardı. Ve insanlar da kendi o niyazlarını verirlerdi. Hayrıca da bunları gördüm yani. Bizim o sinemli yani o Mürşit Ocağı'na bağlı olan talipleri alttan dolaşıyor. Peki güzel dedim. Yani şimdi Avuç'un hem şunu diyecektim. İki şey daha kafamda kalmıştı. Şimdi Tacim Dede'yi daha soracağım. Şimdi diğer sizin sinemli, babanız talebe gitti. Avuçenlilerin de bir kısmı gitti veya kalanlar var. Neyse. Ama köyün kendisinde de bir cem olacak. Veyahut işte insanlar geliyor. Böyle aynı cem, aynı cemaat, aynı görgü, aynı sorgu. Çünkü köyün hepsi dede değil. Talip de var. Bunları nasıl oluyor? Yani köyün kendisinde cemi, cemaati, muhabbet mesela kış günlerinde bazı dedeler gitti ama dedelerin hepsi gitmedi değil mi? Peki dolayısıyla siz toplanıyor muydunuz veya siz mesela evde küçüktünüz ama Avuçenlilerde kış nasıl geçiyordu daha özetle? Şimdi Sayın Değerbosun, bu tabii şöyle bir şey yani dedeler gitti derken bakın öyle bir şey ki o dönemde her pir, dede kendi talebinin görgüsünü görmez sezonudur. Yani kimse başıboş kalmıyordu. Şimdi babam gitti, öbür gitti, kalmadı. Avuçen gittiği köylerde onun işi yönetecek olan Avuçen de 3-4 şeyi kardeş ederek yapıyorlar. Yani köy o sezon bilir, şu zaman dedemiz gelecek. Bu görgü zamanları, ikrar zamanları böyleydi. Yani boş bırakılmıyordu tabi. Çünkü biz Sinemli'nin talibine giderken Avuçen kendi talibine geliyor. Sinemli'nin de 4-5 dede gidiyor talibe geliyor. Avuçen'in de öyle. Ülyan Hızır'ın da öyle. Benim şey de öyle yani. Şimdi yalnız diyelim ki bir muhabbet oldu. Birisi askerden geldi veya askere gidecek. Bir hayır işi vardı düğün olacak. Bazen lokma yapılır, muhabbet yapılır. O zaman da köyde bu işi gene dedegillerin çocuklarına az çok oturup nefes söyleyecek, dua verecek, lokmaya ayır binecek ve gençler eğer evlenecekse, karar verecekse onları yan yana durdurup her iki ailenin rızalığına o şimdi rutinler falan bu tür şeyler oluyor. Yani o ille dede gelecek, ille pir gelsin. Gelirse Allah eyvallah ama gelmedi zaman bu iş yani şey değil, diyelim ki adam askerden geldi, diyor ki ben oğlumun geldiğini kutlamasını yapacağım. Bir lokma yapıyor. Duasını veriyorsun, komşular toplanıyor, çağırırlar işte falanca yerden, lokma var. Çoğu kez lokmayı yapan evine gidilir. Örneğin benim abim Ali Ekber, gider onun evine, lokmasının duasını verir, muhabbet yapılır, semah verir. Veya der ki ben lokmayı dedegile getiriyorum, o onun inisiyatifi. Diyelim ki gelin isteyecek, oğluna verecek. Buna bir temenni de bulunur. Bunun ritüelleri var, şenlikleri var, gençler toplanır, oyun yapar ama ondan öncesi bir isteme ritüeli var. İşte hakkını emin diye terennüm ettikleri. Şimdi çoğu kez ondan konu yapmıyoruz. Şimdi biraz da işte baba dededen dolayı bir isim var peşimizde. Bazen derler ya hala gel kurmadın işte biz gelin isteyeceğiz. Sen aramızda bul. Tamam kardeş hadi ben gelin de. Kimdir, nedir, necidir? Söyleyeceğim hoşuna gider gitmez sonra ben manevi olarak adam beni reddetme hakkına sahip saygı duyarım ve de derim ki hayırlı olsun. Gidiyoruz. Örneğin bir Şafii kızımız, bir Alevi gencimiz de ödenecek. Veyahut da tersi oluyor Alevi kızımız. Sürdü bir canlı ödenecek. Bunun bir ortak dili, evliliğin bir kutsallığı var. Bunu vurgularım. Hatta ben mezhep ismi bile kullanmam. Yani yok. Hanefi mezhebi yok. Şafii mezhebi veya Caferi mezhebi. O hak mezhebi üzerine. İnsanlık mezhebi üzerine. Her hikayelerde yaşlara mutlulukla her hikayede aynı olsun. Ha benim fikrimi bana sorarsan diyorum ki Cafer-i Sadık'ın iştihadı Hünkar Hacı Bektaşı'nın erkanı üzerine. Yani bu tür şeylerde bir yavaş yavaş toplumun birbirinin kabullenme dilinin ortak yapısını bulmamız lazım. Hep ayrışmalarla bakarsak zaman oldu yani ben. Mesela dilinde bir canımız kızını şey yaptık. Ülkelerin kızı, yok kardeşim sizin hocanız var, şıkınız var, imamınız var, ben ne? Yok Tacım abi, Allah vekil, sen geleceksin. Ben gittim masalar var. Ben kalkarım ayağa. Önce hep rızalık alırım. Bak derim ben
Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin'iyyake demem. Yani demem derken dışlarından değil. Ya ben böyle size hitap edeyim, ortak edeyim. Böyle konuşun. Kabul ediyorsanız, yoksa ben de komşu olarak derim ki mutluluklar demiyorum. Yok öyle konuş. O zaman derim ki mezhep ismi de zikretmiyorum. Bakın sonra deme ki niye mezhep? Kardeş ben mezhebini söylesem öbür taraf güzelir. Sen söyle. E iki mezhep üzerinde şey yapamayız. Halk mezhep. Kim halk mezhebini ne görüyorsa. Yani şeyi, toplumun farklılıkları hep ayrışma ile değil. Farklılıkların birbirine gönül kapısını aralama dilinden gayret göstereceğiz. Oradan konuya atlıyorum. Ben depremden sonra İzmir'de deprem oldu. Biz 1,5 sene kirada oturduk. Geldim bir ev aldım. Ev aldım. Tabii depremde yıkılmayan evler birdenbire 3 milyardan çıktı 10 milyar, 15 milyar. Benim de şansım öyle denk geldi. Binaya yeni gitmişiz. Her bina 46-47 daire. Toplantı oluyor. Sorunları var. Ya 3-4 tane genç var. Herkes hakaret ediyorlar. Ya bunlar bu yayına... Ben de dikkat... İsim vermiyoruz ya, önemli değil. Olanları anlatıyoruz. Dikkatimi İsim çekti. Vermiyoruz. Çok evet. Dikkatimi çekti. Yani ben de güzel güzel böyle soruları yazıyorum. Sonra görevli var dedim. Ya bu gençler kim dedim, bunlar niye böyle dedi. Abi işte onlar işte AK Parti'nin sempatizanları işte şöyle şöyle. E bu yanında bir adam var orada duruyorlar, o kim? O da dedi partinin bir başkanı. E nerede oturuyor? Bizim binada. Toplandık. Hemen gittim yakaladım. Dedim ki ismiyle hitap et. Rus dedim. Biz aynı binada oturuyormuşuz. Komşuyuz. Bu arkadaşlar dedim böyle böyle yapıyorlar. Siz itiraz etmeniz lazım. Bir. Yok dedim ben bir şey demiyorum. Bir dedim. Sizin dünya görüşünüz benimkine uymak zorunda değil. Değildir. Sizin sevindiğinize ben üzülebilirim. Ya da tersi olabilir. Ama dedim, imdat komşular dediğim zaman siz duyup insan olarak gelmezseniz veya siz söylediğiniz zaman ben gelmezsem veya şu binanın kapısında girdiğimizde birbirimize günaydın demeyeceksek, bayramda, seyranda, iyi bayramlar demeyeceksek en azından canlı. Kardeş senin milliyetçiliğin benim demokratlığım yaramaz. Burası bizim ortak mekanımız. Ben hep bir hak selamı için kapıyı açık bırakmakla yana olan düşüncede biriyim. Adam gözümün içine 15 saniye baktı. Ya dedi bir şey demiyoruz. Bak şimdi hep merhaba aşırız. Ha gene onu duyuyoruz. Belki. Çok duyuyoruz ama yani bazı şeyleri yani hani diyor bir büyük ayna kırılmış, kırılmış, yere sermiş. Bazı şeyler kırıldı mı yapması zor ama kırmamanın mümkünse mücadelesini verin. Evet. Güzel dedeciğim. Mesela birkaç şey var. Lokma dedik. Hep lokmadan bahsettik. Şimdi Anadolu'da sanki Alevi Bektaşi topluluğu yani cemaat, muhabbet benim gibi, ben de bir Alevi Bektaşi olduğum için herhalde ben de onların bir özetiyim. Anca yeme. Ağzı dolduracak kurban. Yani et olacak. Et. Ya bu kurban kanlısı var, kansız. Lokma gönülden gelen, ben uzatmayayım yani lokma nedir? Yani bu lokma, lokma diyoruz. Herkesin kafasında bir lokma. Lokma deyince gözler değişiyor. Beyin de değişiyor, gönül de değişiyor. Ya lokma, adamın gücü yok. Bu kurbanı kesemiyor. Hele de bu devirde, her devirde de aynı. Yani geçmişle bugünün ne farkı var 60 yıl önce de? Yok yok. Bugün de yok yok. Yani illa kurban kesecek de yemek verecek. E varsa verecek, yoksa da lokma. Sen oraya yemek yemeye, et yemeye mi geliyorsun? Bak, nasıl kurban. Yemek mideyi doyurur. Sohbet ruhu doyurur. Lokma elbette anlam olarak yenilecek. Bakın ben, yani kendime paya çıkarmayayım. Lokma denilen şey, hani biz bazen diyoruz ya, işte hak verdi bu niyazı. Niyazın olmaz çok ve azı. El katar göz terazi, herkes haklı oldu biraz da. Lokmanın azı çok olmaz. İnanın, gidip ben lokmanın tozundan bile parmağımı batırıp alırsam o bir niyazdır. Sizin dediğiniz anlamda maalesef bugün yurt dışında olan canlarımız bir kıyaslama gibi olur olmaz sıcağın ortasında
bu şeyler yok. Yani ben yaraya merhem olmaktan yana, bana sordukları zaman bazen erken şey değil, mesela bir şey oluyor, işte gidiyoruz, ya bir cenazeleri var, ya bir şeyleri var. Nerede bizim lokma yapacağız, sen ne dersin? Ben kimsenin gönül dünyasının maneviyatını çevirmekten yana değilim. Ama bana mı soruyorsunuz? Bana mı soruyorsunuz? Etrafınıza bak. Bir sürü yarası olan, yarasına merhem olacak bir sürü şeyler var. Yardım yap. Lokma yapıyorsan, elinde gelin bir çay ikram edersin, ona başarıyorsan. Bana koş kurban olsun. Bunlar bir yarışa dediği gibi. Peki sen yaptın öbürü mü? Onun için lokmanın yani inançtaki, ikrardaki yeri var. Bir lokma ama bu lokma, şu da bir lokmadır. Şu da bir lokma. Gelip niyaz olman da bir gönül lokmasıdır. Gönül niyazdır. Dediğiniz anlamda hatta ve hatta işin doğrusu kanlı kurban kavramı çok da inançta öne çıkan bir şey değildir. Belki birileri olan neden onu yaptı. Bak. Kurban esas derinliğindeki şey, demin de belki tekrar olacak. Kendini özünle toplumuna ver. Fakir olmak, zengin olmak şu değil. Sen neyse halinle, gönlünle, duruşunla kendini toplumuna ver. Karşıdaki de öyle baktığı zaman sende yoksa o sana verir. Senden çoksa olmuyorsa sen ona verir. Esas kurban olmak bu. Bir lokma olmuş. Ya bizim coğrafyamızda da var. Şimdi kutuplarda ne keseceğiz? Kutuplarda ne keseceğiz? Kutup ayılarına sahip çıkalım ki o da bir, o da bir dünyanın en güzel varlığı. Şuraya gelelim. Elbette diyor yaşamak için yemen ama yemek için yaşamamalı. Elbette bir yani bir ortak lokma olur, bir muhabbet olacak bir şey. Ama bulunduğu coğrafyanın koşulları ve kişinin hakikaten demin siz de söylediniz. Yani ben şunu gördüm, saygıdeğermiş yani çok şey yapmayayım. Ben babamla bir akşam bir köyden geçiyoruz. Babam hep böyle giderken hafif hafif böyle işte değişler, mersiyeler falan söylüyor. Gece karanlık. Birisi uzaktan çiftten mi geliyor, nereden öküzler geliyor. Babam böyle neydi? Çağırdı. Ne oldu? O ki? Babam ne diyor? Biz köye gideceğiz, daha karşılaşacağız. Babam da bana kıymıyor, ben çocuğum yürürüm. Çok yürümeden hiç şeyden birisi değil, öyle. Babam da dedi ki, yavrum, işte biziz yani. Dede kurban sen bu gece nereye gidiyorsun? O yavrum işte, çocuk benimle beraber tepe yaşıyor. Hiç olmaz. Ben anamın intikadı. Bak işte. Eve gittim o zaman. Bacalar vardı. Adam bize yemek. Ne var evinde? Tut ya. Yağını getir. Babam yağlıdır, yavandır. Hep derdi yavrum. Kıçıda yani neyin varsa telaşa girme. Hiç kimseyi de rahatsız etme. Bu mütevazili de verir. Ama candan, ama özden. Hayır, tabii. Laf olsun diye, sana laf olsun diye söylemiyor. Yani. Kimi gözü yani. Doymaz, boğazı da doymazlar var. Şimdi, yani şu öğüdü veriyorlar mı? Gönülden verilen azı çoku yoktur. Hak kabul etsin. Bunun biri bini olmaz. Bizim şimdi birazcık da böyle çok sözlerle söyleyeyim ama şekile döktüğümüz şeyler çoğaldı. Yani biraz işin yani sözden söze geliyorum da bu şey olaylar olduğu zaman, Suriye olayları olduğu zaman yardımlar falan toplanıyor mu ya? Bizim bir canımız da bizim talibimiz. Kamyonuyla mal götürüyor. Önce işte Suriye falan kadar. Sonradan gelip çocuk bezleri bunlar temizlik malzemeleri. Gittik diyor, herkes böyle dizilmiş. O zaman daha devlet müsaade ediyor. Herkes, bir aynı bizim Kürtçemiz diyor. Konuşuyoruz, öteden bir adam geldi böyle, beyaz giyimli. Uzun boylu, beyaz giyimli. O gelince diyor, herkes saygı gösterdi. Sorduk dedi ki, ya bu kim? Dediler ki, bu bizim şıkımız. Ama diyor, herkes kalktı önünde, niyaz oldu. Geldi diyor, tek tek bizi tebrik ediyor ve nereli olduğumuzu soruyor. Bana gelince,
Dedi ki yavrum sen neresin? Tabii Kürtçe geçiyor. Diyor dedim ki ben Avustan. Oo, ilk odada zani. İbrik'te neyi biliyor musun? Eskiden bizimkiler daha sınır çizilmeden gidip geliyorlarmış. Dedeler mesela. Hatta ben yetiştiğimde bile Halep'le ilgiler falan var. Bu da demiş ki ben onun köçeğiyim. Yani soraklık olarak sorun. Diyor beni sardı, kokladı, öptü. Dedi ki sen de o toprağa koksa gelin. Ben ilk odada hayranım. Bunları bilirim. Beni öptü, şey etti. Diyor ben duygulandım ya. Ondan sonra diyor dedim ki işte eşyaları verdim. 13 küsür milyar para da bende diyor. Dedim ki şıkım şu parayı da ben şeye bırakacağım. Yani arkadaşlara bırakacağım. Bana ne dedin biliyor musun? Para şöylerimde. Dedi ki onun cebine koy. Memleketine götür. İhtiyacı olanlara ver. Bize para vermeyin. Bize para vermeyin. Niye sizin? Yavrum para bizim elimizi kirletir. Sanki değerli olsun. Para bizim elimizi kirletir. Ama bize eşeğe getirirse eyvallah. Şimdi bunu derken bazen işte bu hırsın ve nefsin girdabı hepimizi zaman zaman kendi şeyine bağlıyor. Ben sohbeti çok şey yapmayayım. Son olarak ben de oraya geleyim ve bir iki dakika senden de görüneyim ve şeyi söyleyeceğim. Eyvallah çünkü görenler de dedem de beni görsünler. Birisi de bizi çeker. Eyvallah. Şimdi aşkı niyazlar. Eyvallah. Peki son olarak izleyenler işte 3 saati geçti. Birçok bilgiler oldu. Hakkınızı da helal edin. Zamanınızı da aldık ama bu toplama veriyoruz. Yani normal bir yaşamda, yaşlılığıyla, tacim dedemiz, anamız, tabii ki hepimiz geçip gideceğiz, toprağının bağrında sırlanacağız. Köyümüz, kentimiz gerilerde kaldı, insanlar dağıldı, yaşamlar değişti. Ama yaşatanlar yaşatıyor değil mi? Yani tacim dedeyi ben sizde görüyorum. Tabii ki diyeceksiniz ki ben onun evladıyım ama nesiyim? Olsun ondan ne aldıysak, işte bir talibine gelmiştir onun bir güzel huyu, bir nasihati. Gittiği köylerde yaşayan Alevilik lazım, yaşayan. Yoksa ki gül yüzlü dedeciğim, yaşanmadıktan sonra sözlerle, kuru sözlerle bunlar değil, bunlar güzel sözler, güzel laflar ama yaşayan. Peki sizde gelen miras ne diyeceksiniz? İşte Tacin dedeler, İbo dedeler, daha nice Hayri dedeler, diğerleri yani yüzlerce, binlerce dede ömür verdi. Bir karşılık beklemediler. Ehl-i Beyt yolunu, doğruluk yolunu, Alevilik yolunu, atalarımız çok çileler çektiler, zulümler gördüler. Ya biz de bu yolu gittiğimiz kadar gidelim, sürelim, yapalım, edelim. Şimdi dağılsak da dağılmayalım diyoruz. Alevi Alevidir, dede dededir, nerede olursa olsun yolu sürsünler. Peki son olarak yol nasıl sürülecek? Az kurban aslında yani eğer inanç olarak Alevi Bektaşı, Cemil Çelebi, Rafizi, Tarkacı efendime söyleyeyim dediğimiz o nitelemeli şeyler var olur. Yani bunlar bir şey ama şunu söyleyeyim ki esas hani bazen derler ya bu falanca bölgenin bağıdır diye birazcık peteğimize suni beslenmeler girdi. Yol kaybolmaz, kaybolmaz ama o dik duruşlu yol herkes o layıkıyla onu yerine getirme eksiklerimiz var. Yani yine biz dönüp hani noksani der ki noksani yemsırın verme her cana. Binde bir can ancak verer irfana. Kusuru sen sende gör atma ya bana. Uyma nefse yoldan düşürür seni. Biz önce kusurumuzu görelim sonra nefsimize rahatlatalım. Yolun bu yönüyle sürekliliğinde aksamalar var. Hepimiz de ortak olarak bunları dinlendirebiliyoruz. Fakat ben demin dedim ki Hızır'ı çağırırken Hızır'a ne kadar bayıldız. Şimdi bir şeyi akademik olarak şurada ben çıksam demin ki o toplantıda benden kat kat akademik bilgiye doyurduklarlar. Hakikaten benim onlardan alacağım. Ama bir şey var. Bir de bu söylenenin hamuru yani gönül hamuruna, gönül ağacına hangi kokuyu, hangi tanıyı sindirdiler? Siz söylem çok kolay. Ama eylemde gönül dünyanıza bunu sindirebilmiş misiniz? Dolayısıyla yolun
edilmesi. Bir, şu anda siyasal olarak, bugün için değil, geçmişten gelen böyle bir hep devşirme, hep kendine benzetme. Daha doğrusu belki çok siyasi bir şeye gider yani. Gerçekten ben çocukluğumda biz Cumhuriyet falanlarını canla başla sanmışız ama vallahi şimdi olaylara bakıyorum. Yani benim kendi ömür zarfımda 60 ile İstanbul olayları, 74 Malatya olayları, 78 Malatya olayları, 93 Sivas olayları, Çorum olayları böyle baktığınız zaman Cumhuriyet'le demek ki şöyle bir, ben bazen de böyle işleri yapıyorum. Alevler siz bu ülkenin layık temiratı çimentosunuz, sigortasısınız. Ben de diyorum vallahi günden beri bir çimento gibi her balyoz alan önce bizi kırıyor. Her önce yüksek akıma ihtiyacıyla bizim sigortamızı artırıyor. Dolayısıyla bu yönde de devlet erkanının kendiyle yüzleşmesi lazım. Olayların bir daha yaşanmaması için bu tür acı olayların konuşulur. Alevliliğin sümürlüğün karşı karşıya getirildiği Kürtlü ve Türk'üyle karşı Kürtlü Türk'ün Alevliliğin sümürlüğün karşı karşıya getirildiği bilginin yarattığı acı sonuçları devletin kendiyle bizi de yüzleştirir. Yani bunların yaşatılmaması için ne yapılması lazım? Sonuçların sebeplerini önüne geçmek lazım. Biz çok acı sonuçlar yaşadık ama aynı sonuçlar sebeplerini yarattık yine yarattık. Sorun burayı çözebilmektir. Yol bunu gerektiriyorsa Allah'a emanet. Yine de her şeye rağmen bu yolda hak aşkına, Hızır aşkına, nefes tüketen, gayret eden, haliyle, diliyle, yoluyla, emeğiyle hizmet edenlerin hak yardımcıları olsun. Doğrudan şaşırmasın, yanlışa düşürmesin. Allah. Hızır yoldaşları olsun, Allah. Helal aşları olsun, Allah. Huzurlu eşleri olsun, Allah. Hayırlı komşuları olsun. Allah. Yollarına ışık versin. Eyvallah. Ben de cümle dinleyenler için haydi. Eyvallah. Evet. Şimdi. Haydi. Eyvallah. Lütfen lütfen. Toprağımız olsun. Eyvallah. Şimdi şeyi diyor ki hak sana senden yakındır, cümle eşya sendedir. Bir nazar et aç gözünü seyri temaşa sendedir. Geç ihanet perdesinden sensin daima emin. Senin münurluğa hakkısın sırrı mevma sendedir. Bir yürü, bir dur, bir otur. Mescid-i meyhane sensin, hem kilise sendedir. Alem-i kübra özündür, gariba haklar uyan. Yedi kat gök, yedi kat yer, yedi derya sendedir. Dönün, kendimizi tartacağız. Diyor ki, hakkı bulmak dilersen, suret-i insana bak. Var ilken ve başarı cismini çıkacağına bak. O zaman önce kendimizle yüzleşeceğiz. Alem-i sünni küfrü fark etmiyor. İnsanlar kendiyle yüzleşme kültürünü, kendi hatalarıyla yüzleşme kültürünü edinemediği müddetçe medeni huzur, barış ortamı yaratılmaz. Diyorum, tekrar saygılar sunuyorum. Yüreğe var olsun. Sabrınıza, yani sabrınız dedelerden geliyor. Bakın siz de güzel anlattınız ama uzak yolunuz. Tekrar ediyorum, hakkınızı helal edin. Bu da bizim topluma bir hizmetimiz. Var olun, çok yararlandım. Helal olsun. Toplumda yararlanacaktır. Gelecek kuşaklara bir emanet. Eyvallah, aşk eyvallah. Olsun sultanım. Her muhabbet bir ibadet diyorum. Sevgiler sunuyorum. Eyvallah.